Dur, en son arkadaşlar evet Bıçlı içeri dalmıştı. En son Bıçlı içeri dalmıştı abla. Ram Sultan, ne yapıyorsunuz siz? Abla ne yapıyor gibi gözüküyor sence şu anda? Bizi yalnız bırakın. Elinde kanlı hançer var. Bu ne cüret? Kim? Nasıl gelirsin böyle? Validem. Çıkın dışarı. Çık mı? Böyle hayatına bana hoş geldin. Çıkın. Ama abla atı öldürmek de nedir gözünü seveyim ya. Bu bildiğin katliamdır artık ya. Atı öldürmüşsün ya. Raconunu tükürdüm ya. Ata karşılık dayı hatun alıyoruz abla. Gözünü bu kadar kararttın demek. Evet. Gözünü kararttı yeniden uzaktığında. Siz. Siz yaptınız. Abla bunların yaptığı zaten bariz de. Atımı aşkımı siz öldürdünüz biliyorum. Dayı. Ha? Ne oldu? Dayıyı veriyoruz değil mi abla? Ata karşılık daye. Ya bir şey yaparsa? Yapması lazım zaten şu anda bence. Yüzü dönmüş gibiydi. Cesaret bile edemez. Daye hatun yanında. Ne yapabilir ki? Aha daye de çıktı. Ay 1v1. Sen niye çıktın? Dön yanlarına. Dön mü yanlarına? Kes lan! Halde sultanımız öyle istedi. Emri hak vuku buldu abla. Ne haber Nigo? O benim canımın parçasıydı. Abla canımın parçasını siktir etti ya. At kesilir mi ya? Kaçak at kesilir mi gözünü seveyim? Manyak mısın sen? Atırsız mısın sen Valido? Süleyman'ın en kıymetli hediyesiydi bana. Doğru söylüyor. Nasıl kıydınız ona? Hı? Neden? Nasıl kıydınız? Öyle mi yeneceksiniz beni? Hı? Kendine gel Hürrem. Ne konu bakım enine? Beni neyle suçladığının farkında mısın? Ne? Ablam Allah'ını seversen bir de suçlamaları kabul etmiyor. Bir de suçlamaları kabul. Başkasının yaptırmış olma ihtimali var mı lan Chet? Hiç kuşkum yok. O kanı siz döktünüz. Vallahi benim de kuşkum yok. Benim de kuşkum yok. Bence yani arkadaşlar bu atın... Beni can evimden vurdunuz. Atın faili bence çok belli. Hiç meçhul değil bence. Yok. Ama hemen sevinmeyin. Bu sizi mesut etmesin. Zira bu kirli kanlı bir zafer vaadi. Mortal Kombat Niyazi. Abla? Bugün sadece atımı değil. Benim masumiyetimi de öldürdünüz. Masumiyetimi de öldürdünüz mü? Abla senin masumiyetin zaten buraya geldiğinden beri ölü. Senin masumiyetin zaten buraya geldiğinden beri ölü gibi geldi bana ama neyse. Sen bu zamana kadar kendini masum mu zannediyordun? Kan döktünüz. Abla gözünü seveyim ya sen yani zehirli kürkle kendi arkadaşının suratını yakmış insansın ya bir de masum olduğunu zannediyor. Artık ikimiz birden zor sığarız bu saraya. Onun avradını! İkimize de dar gelecek dedi Koskum. Ulan kaç metrekare saray lan? Kaç kilometrekare saray buraya da sığamadıysanız hiçbir yere sığamazsınız lan siz. Huzursuz dengesizler. Vallahi billahi soyu batasıcılar. Ki batma ihtimali de çok yüksek. Vallahi billahi çok ya. Vallahi billahi ya. Geç abla. Geç. Slayladırız lan. Geç. 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 Ne yapacaksın Hürrem? Öldür. Aha bozacı geldi. Bozacı geldi. Öldürecek misin beni? Ben Süleyman'a duyduğum aşkla yaşıyorum. Evet abla. Hünkârımın aşığı ve kölesiyim. Evet. Köle mi? Eğer buna son vermek istiyorsanız atımı değil. Beni öldürmeniz lazım. Yes, doğru. Alev Hanım'ı seviyorum. Boşanma ben evleneceğim. Eğer buna son vermek... Evlenme ben boşanacağım. İstiyorsanız atımı değil. Beni öldürmeniz lazım. Adını öldürmedik ki zaten abla. Atını öldürdük de neyse evet. Vallahi valide ben en son vallahi sokarım ya. Mantıklısı bu biliyor musun? Vallahi sok kurtulalım ya. Sok tarihin seyrini değiştir anasını satayım ya. Ha? Sok ben arkamdayım. Ya sen sok ya öteki. İkisinden biri soksun Chet. Kölenin aşkı olmaz Hürrem. Kölenin aşkı olmaz mı? Sadece umutları, hayalleri olur. Sen de onlardan birisin. Ne köleliği abla dalga mı geçiyorsun? Allah'ını seversen milattan önce Roma İmparatorluğu'nda mı yaşıyoruz ya? Kölelik mi kaldı yes, ya? Door. Kölelik mi kaldı ya Eren'im? Senin ne hissettiğin kimin umurunda? Sen hanedana sadakatle, hizmet etmekle yükümlü bir cariyesin. Yok ya!
Bizim merhametimize, sevgimize muhtaç bir cariye. Bak sen! Chat, o da öyle yapsa ya keşke. Dur bakayım, neydi o ya? Hürrem Osmanlı İmparatorluğu'na şöyle bir artistlik yapsa da gerçekten bıçağı götüne yiyip gitse. O bıçağı götüne sokarım yani zaten. Bak sen! Hürrem... Ben köleyim. Sen bir prensessin öyle mi? Hürrem saraydan çıkış yapıyor. Herkese hello. Jack Nicholson'ım hoş geldin. Ya bozucu dur be kardeşim ya. Madem sadece değersiz bir cariyim. Baba. Dur be bozucu anasını satayım ya. Sok abla biliyorsan. Öldürün beni. Aha. Hadi. Ne duruyorsunuz? Abla gözünü seveyim. Arda Turan Berkay kavgasına döndü bu ya. Buna cesaretiniz varsa, kuvvetiniz yetiyorsa. Şimdi hemen alın canımı. Abla şu kölelik sistemini kaldıralım ama gözünü seveyim ya. Sene olmuş 2024 ya. Yapma gözünü seveyim. Şuraya da iki tane klima taktır artık ya. Ne wifi çekiyor içeride, ne bir şey çekiyor. Bir de köle diyorsun ya. Ayıptır ya. Soktu mu? Allah kahretmesin soktu mu? Neresine sokacak? Ne oldu peki sen biliyor musun? Kız sus, çenen tosusun içeride millet birbirine sokuyor. Hürrem Sultan'ın atını öldürmüşler. Atını mı öldürmüş? İnsan insanın atını öldürür mü ya? Ya insanın bu hayatta kaç tane atı olur ve kaç tane atı öldürür? Ayıptır ya. Bari koynuna koysaydın atın kafasını. Tatya Asçı'm hoş geldin. Aman Allah'ım. Kim cesaret eder böyle bir şeye? Kim olabilir abla? Sen de Rosfem salağı oynama Allah'ını seversen. Yedek haseki. Gel abla. Nasılsın Hatıpça? Sen mi öldürttün lan yoksa atı? Manyak. Ha? At kanıyla büyü müyü mü yaptın? Ne yaptın? Üç harfli karı. Bu manyak da belli olmaz bunun işi Chat. Vallahi. Ne oluyor burada? Sultanım iyi ki geldiniz. Allah içeride zikir var. Ha? Abla sen de yarım saattir böyle duruyor musunuz karşılıklı Allah'ını seversen elinde şey bıçakla. Karşında kim olduğunu unutuyorsun Hürrem. Kim? Kimsin lan sen? Senden kurtulmak için kanlı hançerine ihtiyacım yok benim. Nisa'cığım teşekkür ederim. Ya validem kusura bakma da Osmanlı'nın meydanına iki tane çeşme yaptırınca gerçekten cumhurbaşkanı olmuyorsun abla kusura bakma. Dediğim an bir çırpıda siler yok ederim seni. Hiç öyle bir sistem yok. Bu sarayda izin bile kalmaz. Şimdi hançerini de al çık git. Evet. Hançerim sizde kalsın valide. Söylediklerimi, bana yaptıklarınızı hazırlatır size. Aa, hala geri vites yok. Hala geri vites yok. Kimmiş bu hançer? Adı neymiş bunun? Çok abla, çok abla. Vallahi bile alkolsüz kolaya sokun bu karıya. Sultanım? Hürrem? Hürrem'in ötüğünde en çok da sen merak ediyorsun yollu. Ha? Hiç de içeri girip validesine bakmıyor. Hala Hürrem'in peşinde. Toxic love. Toxic ilişki. Toxic. Kim nasıl kıyar atını? Aklı hala Hürrem'de yollu. Hünkârımızın hediyesini gündüz vakti öldürmeye kim cesaret eder ki? Kim olabilir abla sence? Siz de gerizekalıyım oynuyorsunuz ya. Ya sen kestirdin at büyüsüyle vallahi bir at kanıyla büyü yaptın ya da bu karı kestirdi kim olacak? Yeter dayı iyiyim. Çekilebilirsin. Olur abla. Abla siz de neyin gazına gelip gerçekten böyle bir operasyon yapma gereği duydunuz ya? Süleyman abinin manitasına verdiği atı niye kestirtiyorsunuz ya? At eti Burger King. Validem. Canım. Hürrem yalan söylüyor. Değil mi? Yalan mı? Oğlum at orada borazan borusu gibi yatıyor gerizekalı. Neye yalan söylüyor? Ölmüş hayvan. Söyledikleri doğru değil. Salak! Bu nasıl sual Hatice? Ne olur cevap verin bana. Evet. Atını siz öldürmediniz. Öyle değil mi?
Hayatına sıçayım ya. Ya vallahi billahi tarihi yanlış biliyor musun? İnanılmaz derin bir acemilik yaptım biliyor musun Valido? Hayır, ben öldürmedim. Kim? Bir de yalan söylüyorsun. Bu öldürdü değil mi Chat? Bence bu öldürdü yani. Dur şimdi spoiler vermeyin de ama belli ki bu öldürdü. İbrahim manyağı mı yaptırdı lan yoksa? Yok lan İbrahim'in de o sırada işi vardı. İbrahim de o sırada gerçekten has oda başına bali atandı diye onu kıskanıyordu. Bu yaptırdı ya. Bağışlayın beni validem. Artık kapansın bu mevzu. Vallahi o yaptırdı. Hürro. Yani salak olmayan bunu anlar abla gel. Sultan, hünkârımız burada değiller. Neredeler? Nerede o zaman? Söyle. Hünkârımız divana katılmak üzere ayrıldılar sultanım. Ne divanı oğlum? Bırak şimdi divanı mevanı ya. Divanın kralı içeride yaşanıyor ya. Divan. Bu divan toplantısı hayırlara vesile olsun inşallah. Amin canım benim inşallah. Hayat Paşa nasılsın canım? Uzun zamandır yoksun ortalıkta. Sarayı yanan manyak. Devlet-i Aliye'nin tüm düşmanları vakti geldiğinde cezalarını çekecektir. Hadi çeksin artık. İçeride senin atını öldürüyorlar. Hala Devlet-i Aliye diyorsun ya. Kafir Şalke'nin arzusu Osmanlı'nın yüzünü doğuya çevirmektir. Evet canım. Ki Kızıl Elma'dan uzaklaşalım. Doğunun tozunda çölünde Acem'le kavga edelim. Cenge tutuşalım. Bizim ne işimiz var doğuda moğuda yeter. Bıktık doğudan. Birazcık öbür taraflara gidelim hadi. Hadi biraz kıta ötesi hadi. Zinhar şimdi olmaz. Süleyman abi Norveç'i fethedek mi lan? Bu oyunu bozarım. Bence de bozalım oyunu. Biz Allah'ın sevgili kulları Müslümanlar evvela kılıcımızla kazandığımız topraklara göz diken Şarlken ve Ferdinand'a yaptıklarının bedelini ödeteceğiz. Evet vallahi bedelini ödeyeceksin kanka. Neyin bedeli kanka? Kanka telefon şakası Osmanlı'dasın. Şarlken Osmanlı'nın kahredici, yok edici gücünü görecek. Bence de. Görsünler anasını satayım yeter. Kaç gündür savaşa da gitmiyoruz zaten. Vallahi gerim gerim gerildik Chat. Osmanlı en kısa sürede sefere çıkacaktır. Hazırlıklar başlasın. Evet. Kapılarına dayanacağız. Kimin kapısına? Taçlarından ve tahtlarından feragat etmek zorunda kalacaklar. Yeter artık birilerinin kapısına dayanalım zaten Süleyman abi. Milletin kapısına dayanmazsak millet gelip bizim kapımıza dayanacak affedersin. Teslim olacaklar ve merhametimize sığınacaklar. Evet. Zamanı geldi artık. Zamanı geldi Chat. Yeter ya. Mary! Yavru kuş. Böyle değil. Nilüfer'in yaptığı gibi. Nilüfer'in yaptığı gibi yap lan şunu ha. Geleceğin başrolü kadın. Bıçaksın. Suratını devirme Allah'ın belası. Hayatında böyle sevimli bir çocuk mu gördün? Ha? Sevimsiz. Abla aslında bu kızı böyle figüran yapacağınıza hani Mihrimah'ın büyümüş hali yapabilirdiniz ha. Değil mi Chat? Keşke bunu büyük Mihrimah yapsaydınız mesela ileride. Sultanım. Çok mantıklı bir kast şeyi yaptım şu anda arkadaşlar. Çok mantıklı bir kast yaptım şu anda. Ben sana çocuklarıma dokunmayacaksın demedim mi? Ya abla çocuklara dokunmadan çocuğun saçını kim örecek? Ortalıkta bit yavrusu gibi geziyorlar hepsi ya. Affedin sultanım. Kendileri saçını örmemi istedi. Kendileri mi? Diğer cari nerede? Surata bak. Aramen. Ne duruyorsun? Getir önüme. Ne duruyorsun? Helva yapsana. Ya abla getir bizim eski divanı geri getirin ya. Nilüfer, Nilüfer lazım bize ya. Anne ne oldu? Ebeneki oldu vallahi Mihri ortalık çok karışık kızım ya. Ne olmadı canım korkma. Sen de vallahi bile ya şey babanla olacak orospu yok mu? Affedersin ama Mihri yani sen de iki dedikodu patlatalım atımı kesmiş ya. Babanla olacak kadın atımı kestirmiş ya. Chat yanlış anlaşılma olmuşsun çok özür dilerim ama yani. Süleyman abi yanlış anlama yani şey olsun diye. Neşe olsun diye. Sıçtık. Kelle gidiyor. Neyse o? Abi biz 38'i bitirmişti miydik? Ben bitirmemiştik sanıyorum. Biz 38'i bitirdik tabi. O son sahneydi işte. Yazılarınızı toplayın. Odayı basma sahnesi son sahneydi. İkiniz de eşyalarınızı toplayın. Evet. Sizi yanımda istemiyorum. Ama sultanım, valide sultanımızın... Valide yok lan! Ben gerçekten bugün çok gerginim zaten. Güneş patlaması yaşıyorum kendi içimde. Chat'le birlikte. Bugün valide yok. There is no valide.
Valide başka size neler emretti? Valide bitti. Nokta. Oo, karı çakozladı. Sizi yanımda istemiyorum. Valide sizden başka ne istedi diyor, dur. Ama sultanım, valide sultanımızın emri. Valide başka size neler emretti? Ben de nasıl kurtulacağınızı da anlattım. Anan abla neler neler. Haberin yok. Ne diyorsam onu yapın. Çıkın. Bu karıların hepsi köstebek ha. Nilüfer ve Esma'ya getirin bana. Getir abla getir, bizim eski ekip geri gelsin ya. Eski ekip geri gelsin ya. Siz... Vallahi Roz A'yı özledik ya. Size çocuklarımın yakınında istemiyorum. Get the fuck out of here ya. Sen ne yaptın yavrum? Gelsin en azından şunu saçını örtün yavrumun ya. Biz seferdeyken payitahttan kubbealtı vezirim Mustafa Paşa mesul olacaktır. Aa! Süleyman abi ben de geliyorum değil mi sefere? Ha? Ben öyle kubbealtı ben buraların adminliğini yapamam. Tisigal Kotayfe'yi komple toplayıp basıyoruz. Okey? Memnuniyetle hünkârım. Sen buralara bak Mustafa, sen televizyon izle, biz bir gidip geleceğiz. Şeref duyarım. İlaveten yazdırmak istediğim bir ferman daha var. Yazdır abi. Ferman! Şevvalim hoş geldin güzelim benim. Bu mühim sefere seraskersiz çıkılmaz. Ne diyor? Yazdırmak istediğim bir ferman daha var. Bu mühim sefere seraskersiz çıkılmaz. Seraskersiz çıkılmaz Çet. Serasker kim abi? İbrahim Paşa. Şerefli Osmanlı ordusunun seraskerlik rütbesini de size tevdi ettim. Aa, İbrahimciğim hayırlı olsun. Bu saatten sonra seraskerlik şeyini sen yapıyorsun. Hayır. Yani Milli Güvenlik Bakanlığı gibi falan düşün. Hayırlı olsun. Genelkurmay Başkanısın artık. Genelkurmay Başkanı İbrahim. Biz artık sana bağlıyız komple. Ayaz kıskandı. Kardeşim sizin de derdiniz bitmiyor be arkadaşım ya. Hasoda başını bali yapıyoruz, İbrahim kıskanıyor. İbrahim'i Genelkurmay Başkanı yapıyoruz. Şey Mustafa kıskanıyor. Ayaz Paşa kıskanıyor. Geçen kış yediğimiz Ayaz şaka mı? Benim geçen kışki Ayaz'ı unutmam şaka mı? İbrahim Paşa. Milletin de derdi bitmiyor. Çet affedersin. Herkes vallahi billahi ya. Bundan böyle seraskeri mi sensin? Diğer bütün vazifelerinde olduğu gibi bu makamda da muvaffak olacağından kuşkum yok. Evet İbrahim'cim hayırlı olsun gülüm benim. Hak ettin. Doğruya doğru hak ettin ama götün başın oynamasın. Yok bugün seraskar oldum Süleyman abi. İki haftada ben padişahlık yapayım bir sistemi yok. Anca 23 Nisan'da oturturuz seni belki. Senin gözün çok yükseklerde çünkü gülüm. Vallahi ayaz çok taktı ya. Sadrazamlık makamına ilaveten. Ne istiyor? Ne diyor kızların sevgilisi ara saray saral diye tımarhane abi vallahi. Herkes birbirine köke zarası satayım usta. Sadrazamlık makamına ilaveten. Seraskerliğin aynı kişide olması münasip mi? Ya öyle münasip bulunduysa demek ki münasip. Ayo. Ayo yani ayaz. Sizin de derdiniz bitmiyor be arkadaşım ya. Vallahi bir bunlara da yani 35 tane görev varsa 36'yı da isteyecekler ya. Arkadaşlar, geçen kış yediğimiz ayazı unutmamız şaka mı? Neden ağladın anne? Dur be yavrum, Velet sen de Allah'ını seversen sen de moraç açma ortalık. Mihri kuşum ya, dur divan karıştı ya. Adama bir sel asker yaptık, ayazın götü başı oynuyor ya. Üstü seni. Bizi sevmiyorlar kızım. Dur abla, sen de çocuğu doldurup durma ya. Seni, beni, kardeşlerini sevmiyorlar. Kim sevmiyor, valide sultan mı? Ya dur abla dur, vallahi billahi bunun gazına gelme sen de Mihri ya. Senlik bir durum yok be yavrum ya. Sen doldura doldura çocuğu dolduruyorsun abla, daha kaç yaşında ya. Ondan sonra gidip her bokunu anlatıyor vallahi bile. Valide bizi niye sevmiyorsun diye. Heh. Gel abla gel. Neredesin kaşkı ya? Nilüfer, Esma. Esma, çocukların yanına git. Evet. Eskisi gibi sen alakadar olacaksın. Nilüfer, sen de gel şu çocuğun saçını ör. Ama sultanım. Ne diyorsam onu yap. Evet. Bir mazara. Git. Gel şunun saçını biri örsün ya. Saça bak. Yavrum benim lan. Zurna durum gibi yapmış çocuğun saçını ya. Ah Nilüfer, vah Nilüfer. Sana prensesi saplı diye verdiğimiz hançerle bizim atımız kesildi lan. O hançeri biz prensesi saplı diye vermiştik değil mi sana bir de? Hey yine hey hançer, ne hançersel mevzular. Sultanım. Kızmayın. Lakin valide sultan duyarsa. Anasını satayım Çet. Yanlış anlamayın da prensesten kurtulduk. Beterin beteri geldi ya. Ne yapar? Daha ne yapacak? Hünkârımızın bana hediyesi olan atımı öldürdü. Atı kesti ya.
Bildiğin Trent yoldan paketle gelmiş atı kesti ya. O at hünkârımızla aramızdaki aşkın bir nişanıydı. Bu yüzden yaptı zaten. Ama burada durmayacak biliyorum. Evet. İmkanını bulunca beni de öldürecek. Gelir abla gelir. O operasyonların devamı gelir. Bu yüzden uykular haram bize artık. Evet. Hep tetikte olmak zorundayız. Arkadaşlar yazıları banlamayın. Onları timeout atmayın da. Küçük harfle yazmayı özen gösterin arkadaşlar. Büyük harfle yazılanları okumuyorum çünkü. Spoiler mı yapmış? Spoiler mı atmış o? Spoilersa ban sebebi o zaman. Argalı bütün yetkilerin sende toplanmasını istedim. Aleykümselam canım benim Fenasicim. Argalı bütün yetkilerin sende toplanmasını istedim. Evet. Zira bu bizim askeri ve siyasi hareket kabiliyetimizi hayli arttıracaktır. Öyle evet değil? Süleyman abi askeri hareket kabiliyetimizi gayet arttıralım. Sen ne lan böyle? Sen de bir değişik bir tarzlardasın ha Bali. Ha? Ne yapayım Kızılcık Şerbeti'nde mi oynayacaksın haftaya? Ha, Kızılcık Şerbeti'ndeki zengin muhafazakar kadınlar gibi geziyor sordu. Leman'a benzemişsin lan. Ha Bali. Şöyle yakından bakınca Koku Kayhan'ın karısı Leman'a benzemişsin aslında. Ya oğlum bir kendine yeni bir tarz edin ya. Gel. Aynı kandayım hünkârım. Ben de aynı kandayım canım. Bu vazifeyi ziyadesiyle gittiniz paşam. İbrahim'cim hadi gene iyisin. Kaptın görevleri çakal. Performans krem. Hünkârım böylesi muazzam bir vazifeyi bahşetmeniz büyük onur. Evet. Şeref duydum. Lakin ne? Var mı lakin? İlla bir şey. Derdiniz bitmiyor. Ay lakini ne sıçayım? Derdim bitmiyor. Ne lakin ha? Lako. Ne oldu gene lakin? Ha? Konuş lan! Bu yetkiyle beni ölüme daha da yaklaştırdınız hünkârım. Ölümü mü? Ne yapacağız oğlum? Hepimizin sonu kara toprak. Gerizekalı. Hakkımda çarşıda pazarda bile konuşulanlar malumunuz. Ya yerim çarşıyı pazar Allah'ını seversen. Oğlum bizim müneccim Yakup bile gerçekten görevi arttıkça toprağa yakınlaşıyor dedi. Kuyum kazmak için can atanlara yeni bir bahane olacaktır bu yetki. Ölmekten mi korkuyorsun İbrahim? Ben sağ olduğum müddetçe senin canını almaya kim cüret edebilir? Sen! Süleyman abi sen! Spoiler vermeyeyim hadi. Hadi 550 yıllık spoiler, 500 yıllık spoiler vermeyeyim ama sen! Deyince arkadaş opsiyonel. Sen opsiyonel hatta biraz yankılı. İbrahim Süleyman abi çok büyük konuşuyorsun ya. Sürekli bu lafları ediyorsun. Bak en son buradan sınanacağız ha. Babalar sözünü tutar biliyorsun ya. Ferman yazıldı bile İbrahim Paşa. Bundan ferman mı? Dönüş yok. Şimdi derhal git ve sefer hazırlıklarına başla. Çekilebilirsin. Evet. Başlasın. Çık abla. Süleyman. Abla bir de şu çıktığımız kapıları gerçekten tıklama işini bıraksak. Bir yere girerken kapı çalınır yani. Çıkarken niye kapı çalıyoruz ya? Malkoçoğlu Celalzade'yi buraya çağır. Yeni bir kararname yazdıracağım. Olur canım. Gel. Valide Sultanım. Valide Sultanımız istirahat ediyorsun bir. İstirahat mı? Sonra gel. Dayı hatunum mühim o. Ne güzel bir istirahat et. Şöyle bir istirahata gerçekten çok ihtiyacım var Çet. Ne güzel bir istirahat. Sultanım. Valide Sultanımız istirahat ediyorsun bir. Sonra gel. Ama Hürrem'in rahat etmediği yerde de kimse istirahat edemez gibi geldi bana ama neyse Lazlı ya. Dayı hatunum mühim olmasa rahatsız etmem. Söyle abla. Atın katili mi çıktı ortaya? Hı? Ne var Sümbül? Söyle. Anlat abla biliyorsun. Hürrem Sultan. Yine ne yaptı? Valide Sultanım. Ha? Hürrem Sultan sizin göndermiş olduğunuz cariyeleri kovmuş. Yine Esma ve Nilüfer'i almış yanına. Ama validem sen artık baş edemezsin kurban olacağım ya. Ne yapalım? Vallahi baş edemezsin abla. Hiçbir şey yapma. Madem cariyelerine bu kadar bağlı bırak kalsınlar. Ama Valide Sultanım. Ne Valide Sultanım sen bunun da götü başı ayrı oynuyor. Bir ara unutturmayın arkadaşlar bu Sümbül'ün de atını keselim. Manyak manyak işler ya. Dayı. Buyurun sultanım. Hürrem'in hançeri sende değil mi? Ne yapacağız? Gene kime saplıyoruz hançeri nasıl çiğim? Allah kahretmesin gene birini saplayacağız o hançeri. Evet ben de alıp sakladım. O hançeri en son kim bilir kime Aa! Birinin üstüne yakacaklar suçu.
Allah kahretmiyor. Hançeri birinin koynundan bulunacaklar galiba. Restore. Sanırım böyle bir şey yapacaklar. Ratatouille'cum teşekkür ederim. O. O hakikaten o defter ne oldu Çetin son? O defteri en son ne oldu? Hürrem'in hançeri sende değil mi? O defteri en son kim? O defteri en son. Ne oldu lan o defteri en son? Mahidevran onu almıştı galiba. Mahidevran ondan sonra onu çevirtiremedi. Sonra o defter ne oldu ya? Evet ben de alıp sakladım. Nigar gömdü. Heh Nigar gömdü. Aynen. Nigar gömdü en son o defteri. Aynen chat. Nigar gömdü aynen. Buyurun sultanım. Hürrem'in hançeri sende değil mi? O defter şimdi o defter yok. Nigar gömdü onu en son. En son Nigar'daydı. Evet ben de alıp sakladım. O şu anda arkadaşlar Edirne kapı taraflarında böyle betonun betonun altında bir yerde yatıyor. Tarihi kayıt. Tarihi bir miras o yani. Niye sual ettiniz? Niye sual ettiniz abla? İşi birine yıkacaklar ya. Gülüm bilmiyorum onu izleyeceğimiz zaman söylerim. Yani bilmiyorum izlemeye de biliriz yani. Elfçim. Bakacağız ileride aklımız ne zaman eserse. Divan heyetine haber gönder yarın hazır olsunlar. Evet. Gel abla. Dersiniz hünkârım. Günah. Gel. Sultanım. Hazır baş. Biraz sesi kısayım. Hürrem? Evet. Ne oldu neyin var? Atımı kestiler. Bir şey mi oldu? Allah'ım insanların derde bak ya. 1500 yılında insanların derde. 2023'te insanların derde. Protest tırnağım kırıldı. 1500'de atım kesildi. Sizinle konuşmam lazım. Abla vallahi zor. Zor dönem arkadaşlar zor dönem. Çok dişil enerji bir dönem yani. İçeri gel. Gel. Arkadaşlar hakikaten... Harbiden zor yani. The store. Valide Rusça da biliyor o yüzden dikkatimi çekti. Ha doğru. Ama işte o şeyde Nigar'da. Senin rengin solmuş. Neyin var? Ne oldu rengin soldu? Ne oldu neden ağlıyorsun? Ay gir abla duygusal manipülasyondan gir. Süleyman abiyi yanımıza çekebilirsek. Valide sıçtı. Atım. Atımı kestiler. Aşkım öldü. Nasıl ölmüş? En iyi şekilde bakılması. Ay ne en iyi şekilde vebadan gitti hayvan. Sana buyurmuştu. Beyza Topçu hoş geldin balım. Hastalıktan değil Süleyman. Kaza da değil. Öldürdüler. Abla. Hançerlediler. Ay hançerlediler. İçeride kaçak at kesiyorlar. Et kesiyorlar. Benim hançerimle. Kim? Süleyman abi Arestacım hoş geldin. Neyse doğru. Kim cesaret edebilir böyle bir şey? Anan olacak karı. Validen olacak o karı. Ha? Aslanım diye geziyordu ortalıkta. Anan! Bilmiyorum. Anana sor. Gördüm anam. Kanlar içinde yatıyor. Daha dün kendi ellerimle beslemiştim onu. Ay vallahi billahi o kadar yulafını mulafını samanını verdik hayvanın götüne. Al. Malkoçoğlu! Malko! Gel. Malko! Gel abla. Hünkârım. Ne haber kap polisi? Benim sarayımda benim sultanıma hediye ettiğim at hançerlenmiş. Ya valicim yanlış anlama böyle hani yani trend yoldan falan söylediğimiz kutu mutu kaybolmadı ha? Hani kargo margo kaybolmadı. At hançerlendi at. At oğlum at komple at. Bayağı hançerlendi at. Kim cüret edebilir bunu? Kim? Onu soruyoruz sana zaten gerizeko. Her kimse o bulup getireceksin bana. Git bul onu. Hasta oda başı hadi işe yara. Getireceksin ki kalbini söküp çıkartacağım yerinde. Abla gözünü seveyim anan yaptı ya. Merak buyurma hünkârım. Derhal alakadar olacağım. Ananın kalbini de sökemezsin. Her kimse o gafil bulup çıkartacağım karşınıza. Okey canım hadi çabuk. At hançeri. At yarı. Sultanım. Ne haber lan sen asker? Selo. İbrahim. Oy. Allah kahretmesin. Biz Kiso'dan devam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş buldum. Ne oldu? Benimki oldu. Buldunuz mu katili? Kim yapmış? Neyin katili? Atın katili mi? Ne katili? Dur oğlum adam koskoca sel asker. Genel koruma başkanı. Bunlarla uğraşmıyor artık. Hürrem'in atını öldürmüş biri. Eylül'cüm hoş geldin. Haberiniz yok mu? İbrahim bu işte bir parman yok değil mi lan? Ya ben bütün işlenen suçları valideye yıkıyorum ama inşallah günahını almıyoruzdur Çetçim. Hayır. At öldü. Hayır. Sizden duyuyorum.
Hürrem öğrenince çıldırmış. Hançeri alıp validemin karşısına çıkmış. Onu suçluyor. Tabii canım, odayı bastı usta. İnanabiliyor musunuz? Oda bastı, oda. Bu kadarı çok fazla. Bu kadarı çok mu fazla? Ulan Hatice, yanlış anlama, tekrar yine 35 kere söyledim, at kesildi ya. Dalga mı geçiyorsun? Payitahtın içinde at kesildi. Kafam mı güzel? Hünkârımız, validemiz nasıl sessiz kalır? İdrak etmekte güçlük çekiyorum. İdrar mı? Ha, idrok. Aa, ne kadar küçümsüyorlar ya. Güpegündüz hançerlenmiş. Sizin kulağınıza hiç mi bir şey gelmedi? Vallahi ben de şimdi duydum. Dayı, sen de bunlara soracağını git seyise sor ya. Seyis miydi çek? O atlara bakan neydi? Seyis. Seyise sorsana. Vah vah. Sultanımız çok severdi o atı. Ben de şaştım kaldım. Hı. Derhal sorgu sual ettim. Gören bilen yok. Ben. Nigar Kalfa? Ben görmedim. Öldüğünü söylediler. Kim söyledi? Bostancı Bilal Ağa. Oyun işte. Yarın oyun da var arkadaşlar. Öldüğünü söylediler. Kim söyledi? Bostancı Bilal Ağa. Duyar duymaz da koştum sultanımızın yanına. Evet. Birlikte gittik. Seyisler yanındaydı. Ha, hançer sende ne geziyor? Day o. Birden serinlendim şimdi. Elitçim hoş geldin bebeğim. Biraz da bunu öyle bakmakla anlaşılacak işler değil o işler. Önce bir swap izi çıkarmamız gerekiyor. Üstüne bakalım, barut izi var mı? Biz anlıyoruz artık bu işte. Biz artık adli tıp uzmanı gibi olduk anasını satayım. Kimse kaybolduktan sonra peşine düşmedi, çok saçma. Çok. Peşine düşmedi değil, Rutenyalı köle. Şey biliyor, Süleyman abi prensesin gönderildiğini biliyor zaten. Hatta muhtemelen Hürrem'in gönderdiğini de biliyor. Onu hani göz ardı etti. Nasıl olsa Süleyman abi nasıl olsa prensesten alacağını aldı ya. Anladın mı? Ondan çok sorgulamıyor. Hevesini aldı. Aynen Cemile. Çok kıymetli bir hançer bu. Hürrem Sultan'ın hançeri. Nasıl? Ben de anlamadım. Belli ki biri dairesinden almış. Bir bildiğin varsa söyle. Yok. Nasıl yok lan? Herkesin bir bildiği var. Vallahi bile kimsenin bildiği yok. Ne hikmetse. Tamam o zaman, siz çıkınca adayları sorgulayın. Mutlaka bir duyan, gören vardır. Evet. Çık abla. Cariyeleri niye sorguluyoruz? Arkadaşım gitsene şu atın bakımını yapanlara. Hasoda başım. En son Nilüfer Hatun'un elinde gördüm bu hançeri. Adam avradına tüküreyim ya. Ben bekliyordum böyle bir operasyon sizden. Siz hakikaten çok kaşmerleşmeye başladınız yalnız ya, valide ve ekibi. Nilüfer? Hürrem Sultanımızın cariyesi. Yahu arkadaşım, mantığa sığmıyor bir kere bıyıklı nargileci. Bale! Mantığa sığmıyor, sığmıyor. Nilüfer niye at kessin ya? Pes! Pes! Çok saçma bir operasyon ya. Sıla.com, teşekkür ederim. Baba, hallere bak. Ağlama artık. Nasıl ağlama abla, Allah'ını seversen ya. Aşkımızı kesmişler ya. Söz veriyorum, bunu her kim yaptıysa bedelini ödeyecek. Aşkımızdan kokoreç yapmışlar dayı, ne anlatıyorsun? Gözünü seveyim Sulayman abi ya. Bak. İşte neler yapıyorlar bana. Senin şu anda gözyaşları biraz manipülasyon silahına dönüşmeye başladı abla, ama neyse. Bak işte neler yapıyorlar bana chat. Bakıyorum Süleym. Hürrem'im. Hürro. Benim gülen yüzüm. Aşkı derunum, sebebi varlığım. Aşkı derunum, sebebi varlığım mu? Süleyman abi birden vallahi bile Kayseri ağzı yapmaya mı başladın, bana böyle geldi? Acını sök at gözlerinden. Zinhar korkma. At diyorsun, hala at diyorsun ya. Hala at diyorsun, hala yaramızı deşiyorsun. Bura at deme bana ya. Sil at mat. Derunum, sebebi varlığım. Sikip at. Acını sök at gözlerinden. Zinhar korkma. Bırak şu atı matı. Süleyman abi hayatımızı kaydırdılar. Hala at diyorsun. Hatırlatma. Anısı var ya. Bak bu saatten sonra Hürrem'i söylenmeyecek iki kelime. Bir at, iki lokum. Okey bokum. Senin canın benim canımdır. Kim ne yapabilir? Mümkün mü bu? Çet, bundan sonra at demiyoruz. Anısı var. Hadi üzme kendini. Dik dur. Metanetini koru. Yes. Let be a dick. Yani dik dur. Anonimciğim, teşekkür ederim gülüm. Uzun bir ayrılık olacak canım işte. Gözüm arkada kalmasın. Evet. Ne demek bu? Üç pırasa. Sevene aynen. Hatırlatma. Bir yere mi gidiyorsun? Sefer kararı aldım. Bu dinme daha ötesine, Viyana'ya gideceğiz. Oo!
Hadi toplanın chat. Durusu kuşu. Gülşen Toşko, Rütün Yalıköle. Toplanın hadi savaşa gidiyoruz yeter. Yeter oturup vallahi at katili aramayalım bir de içeride ya. İçeride vallahi sıkıldık ya. Hayır. Olmaz. Gitme Süleyman. Gideceğim. Görürüm. Git. Nasıl gitme? Dalga mı geçiyorsun? Gideceğim. Sen gidince büsbütün yalnız kalacağım. O da doğru lan gerçi. Törtümler efim teşekkür ederim bebeğim. Düşmanlarım fesat bilecek bunu. Üzerime gelecekler. Düşmanlarla yarışırım. Para çok, para çok. Geri döndüğünde beni burada bulamayabilirsin. Şeyda Nur'um teşekkür ederim. Arkadaşlar hediye abonelik mevsimi açıldı galiba. Kimlere denk geliyorsa hayırlı olsun. İbrahim ne diyorsun bu işe? Senden habersiz Hürrem'in atı kesilmiş. Ay sıkıcılık abidesi. Ay yatak odanıza sıçayım. Gel. Ahım belası Reşit Bozdağ suratlı herif. Gel. Konuşsana ne yapıyorsun? Hah karı geldi gene arkadan pandiklemeye. Tövbe yarabbi vallahi billahi ne kadar libido öldürücü bir ikili ya. Ne? Ay haşerat ikili. Neyiniz var? Neyiniz var? Tamer'in forması abim sadece heyecanlanmak için diyorum belki izlersin diye. 40 çok iyi ya ha neyse seni seviyorum. Sağ ol canım benim hiçbir şey anlamadım ama. Neyiniz var? 40 çok iyi ya. 40 ne diyor anlamadım ki. Anlattıklarım canınızı mı sıktı yoksa? Ya hayır ona. 40 çok iyi ha neyiniz var? 40. bölümden mi bahsediyorsun? Yaprak Nur'um teşekkür ederim. Ben değil. Muhteşem bir yüzyıl köse mi belki izlemeyiz ama emin de değilim bakacağız. 40. bölümden bahsediyorsak bugün izlemeyiz ama. Var. Bu hafta izleriz herhalde arkadaşlar. Ya Perşembe ya Cuma izleriz 40. bölümü. 40. bölümü izleriz. Anlattıklarım canım. İzleyeceğiz zaten bu hafta değil. Bugün olmasa bile izleyeceğiz. Canınızı mı sıktı yoksa? Ya hayır ondan değil. Sefere çıkıyoruz. Aa! Hadi sakın sen de gitme bitme yapma. Ben bıktım artık bu sizin gitmelerinizden. Adamların işi bu. Şey gibi bir şey chat. Düşünsenize ileride bana eşim şey diyor. Yayını açma. Düşünsenize arkadaşlar mesela ileride... Benim eşim mesela avukat olacak şey diyorum, davaya girme. Yine ayrılacağız. Anana göz ayrılacaksa bir işimiz bu. Bunu bilerek zaten bizimle birlikte oldun. Şaka mı dur? Bir süre daha buradayım Sultan. Hazırlıklar bir aylık vakit alacaktır. Hedefimiz Viyana. Üstelik... bu sefer... Serasker ünvanıyla katılacağım sefere. Ananı avradını adam genelkurmay başkanı. Bordo bereli oldu abla ne anlatıyorsun kendine gel. Serasker mi oldunuz? Onu da beğenmedi. Ay bir şeyi de beğen o da bu uğursuzluk getirdi. Ha? Üç harfli karı. Büyük Osmanlı ordusuna komuta edeceğim. Aaa eyvahlar olsun. Müneccim fucking Jacob. Anladı dalgayı. Anladınız mı arkadaşlar? Ha? Anladınız mı? Ha? Kreatörücü. Seferdeki en... Ha! O mevzu işte. Melekçe. Yüksek rütbeyi bahşetti bana hünkârım. O mevzu işte. Görev büyüdükçe ölüme yaklaşıyorsun dalgası. Sılay işi. Sevinmediniz mi? İbrahim kızacaksınız biliyorum. Kızacaksınız biliyorum İbrahim. Nasılsınız İbrahim? Nasılsınız Eyşan? Lakin ben bir şey yaptım. Ne? Nedir? Karıya gittim. Ne yaptı? Kapı çaldı ha. Babam geldi. Müneccim Yakup Efendi ile görüştü. Abla girmeyin böyle. Bunlar ne istiyor? Bunlar olumsuz. Çekim yasası. Chat Matilda'm teşekkür ederim. Kokulu öpücük. Bana dedi ki. Ne dedi ki? Hanenizden biri yükseldikçe. Güçlenecek. İbrahim anla işte götün kalktıkça götünü indirecekler anla işte. Hırslanacak. Ha? Bu güç. Ha? Bu hırs. Ha? Ölüme getirecekmiş. Abla bak şimdi işte bak bu falcıların malcıların işte en büyük handikapı bu. En büyük bak olmayacağı varsa bile sen bunu bu haneye çektin şu anda. Sen belki müneccim Jacob'a gitmeseydin tarihte belki de İbrahim ölmeyecekti. Salak! Ya dün de anlattım chat ben 2021'den 2022 yılına kadar yükselen burcumu balık burcu zannettiğim için yükselenin balık zannettiğim için bir sene boyunca duygusal takıldım. Meğerse kaşakmışım şey başakmışım. O sahtekarın sözleri üzmesin sizi sultanım. Yapmayın gözünü seveyim ya chat ya bunlar kolpe işler ya. Benim gücüm benim
Dinle, kitapta bile yeri yok abi ya. Güzel. Ben ancak saadet getirir hanemize. Abi, ay burcun ne? Onu hiç bilmiyorum işte. Jana Kusuyer. Öğrenmek de istemiyorum. Benim yükselmem. Çünkü kendi içimde güneş patlaması yaşıyorum şu anda. Abi benim de burcum da Balık, yükselenim Başak. Benim Koça Başak. Usta, Sedat Yıldırım. Benimki Koç Başak. Ancak saadet getirir hanemize. Hadi inşallah. Biraz olumlu düşündüm be abla. Makamdan mevkiden bu kadar sorumluluktan kaçmayalım ya. Bir de kaçma şansımız yok zaten. Süleyman abi söylemiş. Sistem yavaş ilerliyor. Adam diyecek ki bize sen ser askersin. Aa ben istemem. Bu anca... Sistem yok yani. Daha önce gördün mü? Kime ait olduğunu biliyor musun? Vallahi biliyor. Dilini mi yuttun ağzım, konuşsana. Dil mi? Gördüm evet. Bu sultanımızın hançeri. Aa. Ha. O halde sultanımızın atının bu hançerle öldürüldüğünü duymuşsundur. Abla gözünü seveyim ya, Allah'ını seversiniz ya. Bunun üstüne niye kalıyor iş? Duydum, evet. Duydum değil, gördüm. Anlat o vakit. Anlat abla, biliyorsun. Neyi anlatayım? Neyse ki. Abla biz bununla normalde prensesi kesecektik. Sonra başka dalgalar oldu. Yahu Bali Beyciğim ya. Neden yaptın bunu? Neyi? Hasoda başım. Yalan, iftira. Vallahi ben bir şey yapmadım. Vallahi yapmadı ya. Ha, soda başı. Allah kahretmiyor ama gözünü seveyim. Ne yapıyorsun ya? Beyefendi, alo, kendinize gelin. Senin şuracıkta boğazını keser. Daha hayatın senin elinde görmüş. Doğru, evet, bendeydi. Abicim ne yapıyorsun ondan sensin? Ben huylandım ya. Çeker misin şunu üzerimden? Lakin Dayı Altun görür görmez aldı elimden. Nasıl aldı? Neyse o? Çok da tehlikeli bir yere koydu yani Eren. Nilüye bir şey olursa yakarım. Öyle bir yere koydu ki bir de. Kafanı oynatsam vallahi kesilecek. Lakin Dayı Altun görür görmez aldı elimden. Nasıl aldı? Nasıl aldı? Nasıl aldı oğlum? Elimize nasıl verdiyse öyle aldılar işte. Bali. Taşlıktaydım. Gülşah. Gülşah geldi. Evet. Gülşah. Mahidevran Sultanımızın cariyesi. Var ya oğlum, sen de içeridekileri tanımıyorsun, Hasoda başı oluyorsun. Rosçah'ı tanımıyor musun? Hürrem Sultan hakkında kötü laflar edince sinirlendim. Evet abla, biliyorsun. Hançeri çıkardım. Korkutmak istedim sadece. O sırada Dayı Hatun geldi. Evet. Kızdı bana. Aldı elimden. Ha. Anla dalgayı abla, bu iş valideye kadar gidiyor. Anlayın artık ya. Gerizekalı olmak lazım bunu anlamamak için ya. Bale. Sence kim yaptı bu işi? Tabii ki valide. Ötesi birisi yok. Kim yapacak ha? Çok kişi var, hangi birini sayayım diyorsun. Şşşt, sessiz ol. Birin kulağı var derler. Hı? Doğru. Ne yapacağız? Hiç. Nasıl hiç? Hürrem Sultanımızı yalnız mı bırakacağız? Abla bu zaten yalnız, bu zaten yolunda da sen yalnız bırakma. Bana söylediklerini unuttun galiba. Sultanların en masumu. Ne söylemişim? Biri sultan, biri paşa. Onlara hiçbir şey olmaz. Olan bize olur demiştin. Vallahi doğru söylemişim. O yüzden biz bu işe hiç karışmıyoruz. Bir sultan, bir paşa. Kopacak sümbülün taşağı. Gel abla. Bak kahretmiyor ya. Bu işe hiç karışmıyoruz. Vallahi billahi ya. Yaz geceleri kulağımda zır zır öten o sivrisinek değil mi bu Zio da Zio? Vallahi kulaklığıyla dinleyenler iptal. Kulaklığıyla dinleyenler haklarını helal etsin diyeceğim ama muhtemelen etmeyecekler. Çok fenaydı. Hayatımda gerçekten ben böyle gerçekten irite edici bir ses duymadım. Ne halt ediyorsunuz siz burada? Benimki ne ediyor, ne ediyor? O nasıl bir sesti? Kafayı yiyeceğim ya. Sana... Çok özür dilerim Chat, çok özür dilerim. Hesap mı vereceğiz be adam? Bir şuradan hadi. Annemin selamı vardı, bir tarla domatesi. Kokuluyor bücükler canım benim. Ne halt ediyorsunuz siz burada? Sana hesap mı vereceğiz be adam? Bir şuradan hadi. Efendim?
Billahi yakarım senin canını. Hele bir dene. Vallahi ben de bittim ama ya gülüm. Bizi bitirdin mi diyorsun? Ben de bittim ya. Çok özür dilerim ya. O meşhum geceyi unuttun galiba. Meşhum mu? Ne gecesi? Ne oldu ki? Bu şimdi var ya. Ay yok bir şey konuşuyor işte. Gülam. Ha. Nigar kalfam. Haydi gelin benimle bana biraz yardım edin. Malum bu gece uyku yok. Ne geçti aramızda? Boş ver. Yürü hadi. Gel abla. Nilüfer Hatun belli ki yalan söylüyor. Ya dayı gözünü seveyim. Belli ki sen yalan söylüyorsun. Dayı. Oh. Ben hançer falan almadım. Almadım mı? Ama elinde gördüm. Evet. Böylesine kıymetli bir hançeri bir cariyenin elinde gördün ve sesini çıkarmadın öyle mi? Bari burada dayasana lan. Burada daya. Kendisi sultanımızın hizmetinde. Sordum. Bana emanet etti dedi. Evet canım. Ben de yerine koymasını söyledim. Niye? Hizmetinden alındığını sanıyordum. Evet alındı. Ben de bu yüzden kızıp yolladım. Ablacığım bir kere ya biz vallahi billahi ya. Ya biz gümbür gümbür Müge Anlı izleyen insanlarız ya. Yemez ya. Gözünü seveyim. Barut izi var mı üstünde barut izi? Serum taktırmayın sakın. Suçu ne bu hatunun? Suçu saz çalmakmış. Kim aldı vazifeden? Valide sultanımız böyle münasip gördü. Ya yerim onun münasebetini ya. Destur. Prenses kızım teşekkür ederim. Elbette cariyeye bu mevzuda bir mal. O meşhum gece şey, koynuna bir tane kız sokmuştu ya. Valide sultanımız... Firuze miydi neydi? Böyle münasip gördü. Elbette cariyeye bu mevzuda bir malumat verilmedi. Belki de Hürrem Sultan'ın kovduğunu düşündü. Evet. Değil mi? Has olabaşım, Gülşah Hatun geldi. Heh dur, Rosçak gelsin lan o Rosçak'tan ey yolunda. Alçerim. Her kolonun, bak saraydaki her kolonun kirişin arkasından bu karı çıkıyor usta. Derin Rosçak. Hürrem'in yanında çalışsa bütün sarayı vallahi avucunun içine alır. Yanlış yerde çalışıyor, Mahir'in yanında çalışıyor. Mahir çok büyük loser. Arada Hürrem de böyle Hürrem de arada loserlıklar yaşıyor da o güneş patlamasından dolayı. Reisim hoş geldin. Ama Mahir Devran kronik loser. Gel bakalım Gülşah Hatun. Gel biliyorsun abla. Ha, aynen Mobese Rosça. Aynen Rutenyalı köle. Birkaç gün evvel cariyeler taşlığında Nilüfer Hatun'la tartıştığını duydum. Evet abla. Doğru mu? Peki o defter mevzusu açılır mı abla biliyorsun? Doğru mu dedim? Konuşsana Hatun. Evet. Hançer çekip üzerime saldırdı. Allah'tan daha hayatım geldi de kurtardı beni. Hançer çekmek. Sonra ne oldu? Sonra... Ha. Konuşsana kızım. Konuşsana abla. Küçük diline sıçtım. Anlatsana. Sonra daha hayatım beni yolladı. Hasoda başım. Sorgu sualiniz bittiyse ben gideyim. Bitmedi arkadaşım. Nereye gidiyorsun? Dayıya bak anasını satayım ya. Çok profesyonel. Malum. Valide sultanımız beni bekler. Ya yerim senin validenin zaten işlerin arkasında valide var. Vallahi kapatacaklar at cinayetini. At cinayeti kapatılacak chat. Horse. Opsiyonel. Aa. Bu ne diyor? Dilay'cığım hoş geldin balım. Atı kes. Goli. Orospu çocuğu. Ne anlatıyor abla? Kız rüya mı görüyorsun? Bu kadın ne söylediyse yaptı bugüne kadar. Ne kadar çabalasam da engel olamadım. Amaçlarına bir bir ulaştıkça daha da güçlenecek. Rüyada galiba. Gebeğim bebeğim bir şeyler diyor ha. Yeliz'im teşekkür ederim balım benim. Allah razı olsun. Teşekkür ederim arkadaşlar destekleriniz için. İyi ki varsınız. Donate'i ilk atışta niye o kadar zorlanıyorsunuz? İlk böyle çözme kısmı mı zor oluyor? Değil mi? İlk kısmı biraz zor oluyor galiba. Bali Bey. Nedir vaziyet? Bir şey öğrenebildin mi? Evet. Ne yaptın bornozlu Bali? Bali bütün chat sana bornozlu diyor. Allah kahretsin gel. Vallahi bir güne mi gideceğim buradan? Nereye gideceğim? Henüz kim olduğunu tespit edemedim. Lakin yakındır bulacağım. Evet canım. Sultanımız nasıllar? Bir hayli korkmuş. Üzgün. Ziyadesiyle kıymet veriyordu o da. Ziyadesiyle mi?
Malkaçoğlu. Bunun arkasında her kim olursa olsun çekinme, üzerine git, örtbas edilmesin. Evet abla. Arkadaşlar bu operasyonun arkasını gerçekten deşelim. Anladın mı beni? Anladım hünkârım. Duydun mu lan? Bali Yerlikaya. Anladın mı şakayı? Hani İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu da Bali Yerlikaya. Süleyman abi, kelime şakası. İhmali olanları da affetme. Gereken cezayı ver. Tabii tabii, hepsini kitle gitsin. Siz hiç merak etmeyin. Canım benim, has odabaşı. Ortalık çok karışık chat. Araya Neşe olsun anasını satayım ya. Rabişim bilmiyorum ki vallahi ya. Bu bölümü bitirir miyiz? Hürrem bir şeyler yiyeyim. Bali Bey. Bali. Katili bulabildiniz mi? Bizzat tetkik ediyorum. O iş bugün çözülecek. Ben de sizi tebrik ediyorum o zaman. Evet. Sultanım. Müsaadeniz olursa size bir sualim olacak. Sor abla. Dur. Önemli sualleri zaten buna sormamız lazım. Ne haber Dolce Gabbana? Arkadaşlar tarihin ilk Dolce Gabbana'sını takıyor. Dolce Gabbana. Dinliyorum. Cariyeniz Nilüfer Hatun. Hancı'ya ona siz mi verdiniz? Evet. Ben verdim. Neden? Ona ama prensesi kestirmek için verdik. Atı kestirmek için değil ki. Ondan mı şüphelendiniz? Ben sadece her ihtimali düşünüyorum. Yok. Bali Bey. Mümkün değil. O yapmaz. O yapmaz. Biz onunla çünkü prensesi kestirecektik. Yanlış alarm. Ona itimarım tam. Sadıktır bana. Şüphe duyduğunuz biri var mı? Var. Valide. Hayır. Ama kim yaptıysa kuvvetli biri olsa gerek. Ya da... Anla işte. Güvendiği, onu kollayan mühim biri var. Anla işte. Anladın mı? Hani isim veremiyoruz oğlum, şimdi isim vermeyelim ama kuvvetli biri belli ki. Belli ki keçi boynuzu bir karı abla. Anla dalgayı. Belli ki bir keçi boynuzu hatun chat. Ne haber lan? Ha? Ne abiydi bu arkadaşlar? Elif'im teşekkür ederim balım benim. Yalnız arkadaşlar kime niyet kime kısmet oldu birazcık, aynen öyle. Elif'im. Ha Muhittin abi, Muhittin abi. Oğlum bu ne kadar böyle uhrivi, sapkın sapkın ortamlar, bu ne böyle ya? Allah kahretmiyor. Ne haber Kürkçü dükkanı? This door. Bölüm fulllememi. Arkadaşlar bölümü fulluyoruz. Bugün arkadaşlar full bölüm. 1000 liraya. Evet. Bir bölümün daha sonuna geldik. Chat güzel bir yayında 1000 liraya bölüm bitirir. Saçmalama Taber, şaka yapma, devam et. Devam et arka. Evet. Şimdi 1000 lira geldi ya, onun gazıyla şaka yapayım dedim arkadaşlar. İbrahim Paşa. Hani 1000 lira şakası. This door. Teşekkür ederim. Şevo'ya kocaman kap. Vallahi arkadaşlar devam. Şevo'ya çok teşekkür ederim. Günün sponsoru. Sen hayırdır lan ha? Göto şafı. Jacob efendi. Jacob. Come on Jacob. Saraydan kovulduktan sonra uslanmamışsın sen. Ha? Belli. Arkamızdan sallıyor musun? Yok güçlendikçe ölecek mi ölecek diye. Burada mı devam ediyorsun sahtekarlığa? Kulun kaderini kul nereden bilsin lan? Ha? Mineccio. Ben yalnızca gördüğümü söylerim. Ya neyi gördün? Nerede gördün lan? Suda insanın geleceği mi gözükür? Manyak. Hatice Sultan'ın kafasına neler doldurdun? Salak salak işler, çekim yasası yapıyorsun ya. Kimin istediği yalanları söyledin ona? Evet. Sultanımız gerçekleri duyamayacak kadar güçsüz. Öyle mi? Hala gerçek merçek diyor ya. Öyle mi? O vakit bana söyle bakalım. İbrahim bunu kestir gitsin ya. İbo bunu kestir gitsin usta ya. Neymiş o gerçekler? Öleceksin. Yeni bir yüz, yeni bir kimlik. Ardalım teşekkür ederim. Kan kokusu alıyorum paşa. Ne kanı oğlum, bir gerizekalı. Yanlış spoiler bir kere. Bir kere bu boğularak öldürülecek bu. Bu bir spoiler arkadaşlar şu anda. Ben de müneccimliği yapıyorum. 500 yıllık spoiler veriyorum size. Ortada bir kan dökülmeyecek, bir kere boğularak ölecek. Salak.
Ne kanı? Sarayın merdivenlerine, bembeyaz mermerlerine bile sinmiş bu koku. O kan senin kanın. Ya siktir git Allah'ını seversen, manyak mısın? Salak salak konuşma ya. Ay biri gene valla, biri inliyor gene. Gene biri inliyor. Gene bir şey oluyor. Ya vur gitsin içeridekileri, kes gitsin chat ya. Ne kadar bir kere yanlış spoiler ya. This door. Abi dönet atma bir tuşla olsa inan başlar. Gülüm o işte Bayna Game'den falan yapılıyor ya. Kes gitsin ya chat, vur gitsin kelleyi ya. Ha gel abi. Al sana kan kokusu Muhittin abi. Ha? Bunu da görmüş müydü? Çok müneccimsin ya hani. Ha? Sistemine sıçtın. Bunu da görseydin de kaçsaydın. Ha? Kendi hayatının müneccimliğini yapsaydın salak. Ha? 45'inde vurdular kelleni. Ha? Al sana kan kokusu. Ne güzel de kestiler öyle. Ne güzel kesiyorsun. Ne yapıyorsun lan? Oğlum ulan adamı kesmiyor. Parmaklıyor galiba. Müneccim. Milletin hayatını göreceğini kendi hayatını görseydin salak. Yedi kıçını bıçı. Altın kapılarımız kan oldu Tayfun. Rute yılı köle. İbrahim ben bu kararını destekliyorum. Ben öyle falcıdır, müneccimdir, tarotçudur bilmem nedir. Vallahi billahi neymiş geleceği görüyormuş. Vallahi billahi. Neyse kaça baktırıyoruz. Müneccim ya kaça bakıyordun usta? İnandığımdan değil de sistem yavaş ilerliyor. Yumek ne yapayım? Merak etmedim değil mi Gülşen Toşko? Ne zaman yola çıkacaksınız? Hazırlıklar bitince. Daha var. İbrahim de gelecek mi? Elbette gelecek. Hem de bu kez Seras. Gönül ister 2000 yapıp bir bölümde... Canım benim Turtunlar efim, çok teşekkür ederim ya. Yerim olarak. Şimdi zaten 2001'i de bir bölüm daha izlemem de. İbrahim. Ama bu bölümü fullerim yani sizin için çocuklar. Da gelecek mi? Sağ olsun destekleriniz sayesinde Şevval'im sağ olsun. Size sağ olun, hepiniz sağ olun yani canlarım benim. Allah razı olsun, kesinize bereket. Elbette gel. Ama benim sinyale çıkmam lazım arada. Gelecek. Hem de bu kez Seras Kerim olarak. Osmanoğlu değil. Pargalı İbrahim o. Neyiz dur? Aa dur. Maske. Tövbeler tövbesi Allah korusun ya. Eylül'üm ama şakasını bile yapmayın ya. Durduk yerde bir daha araştırılmayalım. Osmanoğlu değil. Pargalı İbrahim o. Bunu unutma. Yani gidebileceği mevki belli. Ama bakma Süleyman abi. Onun da böyle kendi hayallerinde, şeylerinde böyle güya padişah olmak var yollunun. Hadi sen de dairene dön. Bütün gece döndün durdun. Yes, door. Ceylan teşekkür ederim balım benim. İbrahim name. Heh bunlara sor asıl ya. Bu asıl bunlara soralım. Atçılara soralım ya. Ne haber atçı? Sultanımızın atıyla hanginiz alakadar oluyordu? Kim? Kimiz bakarız hasat başım. Ama dün mesuliyet bendeydi. Mesul benim baba. Dün sabah neredeydin? Kılıç Ağa çiftliğine gittim. Nereden icap etti? Yeni atlar gelmiş. Onlara bakman söylendi. Senin ne işin var Kılıç Ağa çiftliğinde oğlum? Kim söyledi? Kim? Gülah haber bırakmış geceden. Al işte vallahi bile. Roz Ağa ne alaka? Yerine kimseyi bırakmasın mı? Hangisi? Bu mu? Kim geldi lan sen en son? Ha? Samancı. O vakit sen neredeydin? Gece bir ara lokum tepsisi geldi saraydan. Ya lokum mokum demeyin gözünü seveyim ya. Ama 30 kere söyledik vallahi billahi, dalga mı geçiyorsunuz ya? Lokum denmeyecek, at denmeyecek anısı var diye 35 kere söyledik ya. Hele de at gerçekten çiftliğinin önünde lokum diyorsun ya. Yapma Allah'ını severseniz, mahsus yapıyorsunuz ya. Vallahi mahsus yapıyorlar ya. Ondan yedim 3-5. Sonra bir ağırlık çöktü üstüme. Zıkkımın kökeniyor o kadar lokum yer... o kadar lokum yersen cırcır olursun tabii gerizekalı. Vallahi billahi. Macun... Allah belanı ver. Macun... ya kolay... söyleyeceğim cümleyi bildiğim için hadi gülmekten söyleyeyim. Macun...
macun gibi sıçmışsın. Macun gibi sıçmışsındır sen hayvan at. Sabah sonra deli olacağım ya. Uğraştım gözlerimi. Geldiğimde atı can çekişirken buldum. Kan revan içindeydi. Kan revan içinde mi? Cem Adrian. Chat ya. This door. Chat door dizi adı demiş. Kurtlar Vadisi gülüp. Zeynep Köle teşekkür ederim. Dün sabah ve evvelsi gece nöbet tutan bütün bostancıları çağır. Kurtlar Vadisi son 97. Kıymetli madenlerde muhabbet edeceğim bugün Masak'ta İto'da. Seni araştırmazlar inşallah gülüm. Dün sabah ve evvelsi gece nöbet tutan bütün bostancıları çağır. Başla. İhsan'cım hoş geldin oğlum. Çağır abla. Aha. Fidan Hatun. Abla sen de buna mı takılacaksın? Ha? Nasıl attı üstüne iftirayı? Ağam. Kötü kadın şerri mi? Haremde bir at katili dolandığını söylediler. Gördün mü? Ben nereden bileyim ha? Haince tuzaklar kurmayı biliyorsun ama. Sümbül Han. Allah kahretmesin bu herif çok tehlike. Bu herif çok büyük tehlike bu vallahi billahi Adanalı Apache Mustafa. Sen bundan korkun. Niye geldin? Ağam diyeceklerim var çok miyim? Geldi kontur akıla. Ne oldu lan senin dün gece sesin daha birazcık daha böyle şeydi. Daha böyle daha korkutucuydu. Bu çok tehlike chat. Ne yapıyorsun lülük? Ha saçlı. Şuraya bak arasını satayım. Saçlara baksan Ayşenur. İç tarafa baksan Kontrakula. Nedir mevzu? Ayşecik tatilde. Hürrem Sultan'ın atını kimin öldürdüğünü gördün. Atı mı? Şüphelenecek kimseyi görmediniz öyle mi? Görmedik kasada başım. Oğlum zaten sen yapmadın mı senin yetki yok mu? Sipo? Seyisleri ve bostancıları zindan atın. İhmali olan herkes çekecek cezasını. Hasoda başım yapmayın. Vallahi benim bir günahım yok. Benim de. Acıyın bize. Götürün bunları. Götür abla götür anasını satayım. Orada atın başında bekleyeceğim. Lokum yersen olacağı bu. Millet zaten gergin. Zaten güneş patlaması yaşıyoruz içimizde. Hah geldi Apache. Hayrola Sümbül? Hasoda başım. Kim bu? Battal ağa. Battal mı? Bunun neresi battal Allah'ını seversen ya. Size diyecekleri varmış. Hoş geldin mini boy. Bu da Malkoçoğlu. Yani Cüneyt Arkınsal mevzular. De. Dün sabah Nülüfer Hatun'u ağıra girerken gördüm. Evet battı o. Bazı zaman gelir atla alakadar olur diye şüphelenmedim. Hı? Lakin hadiseyi duyunca aklıma düştü. Elinde bir hançer vardı. Kimin? Emin misin? Eminim. Gözlerimle gördüm. Kim dedi lan bu? Kim dedi? Hatun'u ağıra girer. La. Size diyecekleri varmış. De. Dün sabah Nilüfer Hatun'u ağıra girerken... Ha Nilüfer ya siktir git biz onu bir kere Nilüfer temizlendi. Nilüfer aklandı. Hançer vardı. Emin misin? Eminim. Gözlerimle gördüm. Madem öyle niye söylemedin? Bugün haberim oldu hadiseden. Ya babacım, Balicim, Bali Yerlikaya. Yanlış anlama bizzat Hürrem'in zaten adamı değil mi Nilüfer? Hürrem ben ona kefilim demedi mi? Mevzu kapandı. Ya hedef şaşırtmaya çalışıyorlar. Yemeyin ya. Nilüfer Hatun'u getir bana. Arkadaşım Nilüfer aklandı kafayı mı yediniz bari? Bornoz Paşa. Divan neden toplandı İbrahim Paşa? Sen biliyor musun? Ne oldu? Hünkârımız toplanmasını istedi. Mevzu nedir ben de bilmiyorum. Evet. Hardal sevmem. Teşekkür ederim balım. İnci tanesi Nur hayırlı olsun. Divan toplantısı da açıklayacaktır kendisi. Sultan Süleyman'ın hazretleri. Değil sir. Süleyman abicim hoş geldin. Hadi gidelim artık. Ver. İbrahim Paşa. Ha? Divanda bunu okumanı istiyorum. Oku abla ne o? Ne ki o? Gidiyor muyuz Süleyman abi? Vallahi biz hazırız. We are ready. Bu haçtan beri herhangi bir kil almamış insanlar olarak fazlasıyla hazırız. Nilüfer. Söyledi azıcık süt getirsin ben. Temiz bezi de unutmasınlar. Hı? Nilüfer. Hı? Hayırdır aklın nerede senin? Aklı hançerde kaldı. Sultanımızı düşünüyorum. Eyvah eyvah. Çeri çeri lady. Çok üzüldü. Hı? Kim bilir ne kadar acı çekmiştir ata öldüğünde.
Atı öldüğünde de abla vallahi billahi Hürrem'le senin aranı bozarlarsa çok üzülürüm ya. Bir sürü at var ağırda, ne olacak? Sen işine bak. Dur abla, o işler öyle olmuyor sende Nilüfer ablası. At var, at var şimdi. Ha. Kızlar, kolay gelsin. Sağ ol abla Bilyas'a. Sağ ol. Nilüfer Hatun, gel benimle. Eyvahlar olsun ya. Vallahi bu kızın başına bir şey gelirse çok üzülürüm Çet. Ne oldu? Yahu sual sorma. Hadi düş peşime. Düş peşindeysen bu kızın başına bir şey gelirse çok üzülürüm Çet. Yani... Şu anda Hürrem'in ekibine katılmış gerçekten en profesyonel simalardan bir tanesi. Vallahi çok üzülürüm. Hasoda başıbari be bizzat tetkik ettiğini söyledi. Evet abla. Yakındır. Düşmanlarım yakaya ele verecek. Abla düşman ayağına inşallah dostluğuna kırdırmazlar seni ya. İnşallah kendi adamına kırdırmazlar seni ya. Sultanım. Canım. Elbette çıkar ortaya. Sonra ne olacak? Valide sultanımıza kim ne yapabilir ki? Olsun, en azından bilelim de hani ona göre şey yapalım. Ortaya çıksın yeter. Herhalde Çet, yani onu biz en azından bilelim yani. Hiçbir şey olmasa Sultan Süleyman annesinin gerçek yüzünü görür. Sultanım dün gece Nilüfer'e çok fena yüklenmişler. Yine yükleniyorlar abla. Yazıktır. Suç kızcağızın üzerine yıkılmasın. Vallahi ona kalacak. Kim inanır buna? Kadir inanır gibi geldi bana ama şu anda şaka yapmak istemiyorum abla. Besbelli yalan oldu. Sahi nerede o? Abla aldılar kızı ya. Kızı şafak operasyonuyla aldılar abla, aşağıda sorguluyorlar. Dairenizdeydi en son. Daire ve daire bla bla okey. Gülah, Nigar kafa. Karar çıktı, hünkârımız sefere gidecek. Evet. Demek gidiyorlar. Düşman... Aklı Nibo'da kaldı galiba, Nigo. Düşmanlarım için bulunmaz bir fırsat. Sultan Süleyman döndüğünde ben bu sarayda olmayacağım. Nerede olacaksın? Nerede olacaksınız? Büyük ihtimal mezarda olacağım. Allahu Ekber, tövbeler tövbesi, Bismillahirrahmanirrahim abla, ne alakası var ya? Ya da denizin dibinde. Tövbe diyelim Çet, vallahi bile. Oku abla. Süleyman abi de yukarıdan dinliyor. Ne haber kaba kulak Süleyman? Beni istediklerime kavuşturan ulu ve kutlu Allah'a hamd ederim ki. Hamd olsun Çet, hamdü senalar olsun inşallah. Evet. Çet muhtemelen birazdan pes pembe olacak. Onun birliğine yakışan köşkünün ona göre bir kapısı vardır. Evet. Yükselen zatların buyrukları bu yüce... Evet, pembeleşmeye başladı bile Çet. ...kapıdan çıkar ve buradan verilir. Evet. Kur'an-ı Kerim'de sen mülkü istediğine verirsin ayetindeki mülk bile... O yüce kapıdan ve o saraydan bağışlanır. Evet, katılıyorum. Bana arkadaşlar, ben de Yeliz'im çok teşekkür ederim. Gülüm benim, Allah razı olsun taklim. Hashtag Nilüfer'ime dokunma kısmında ben de çok varım. Bu arada arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim'in yarısına falan geldim. Benim töre ve yasalarım dünyanın her yerinde uygulanır. Memlekette Allah'a ve peygamberine Kur'an'ın emrettiği bir itaatın varlığı sayesinde bugün her yerde buyruğum geçer. Evet. Ne yapıyoruz yani? Bir yerin basıyoruz. Neyiz de o? İbrahim Paşa. Asya'nın orası Nilüfer ve Gülşah'ta bir ihtimal görebiliyorum şahsen ama. Beyim, saltanatım altındaki memleketlerin korunması için serasker tayin ettim. Haslarını 2 milyon akçeden 3 milyon akçeye yükselttim. 3 milyon şaka bir dur anasını satayım. Bence İbrahim bu kadarı fazla İbrahim'e ya. Ve Ayaz'ın sarayını yaptırmadık daha, gözünü seveyim araştırılsın ya. 2'den 3 milyonu çıkarmak nedir Çet? Oh hevk. Vallahi bu yani, yanlış anlamalı Süleyman abi, sen de abartmışsın ya. Vallahi bak, divandaki diğer arkadaşlar şey, İbrahim'e kilitlenecek şimdi. Benim sözlerimi temsil ettiği bilinecek. Ve onun emirlerinden, sözlerinden kimse ayrılmayacak. Süleyman abi, İbrahim'e niye bu kadar gerçekten şey yükledik ya? 3 milyon. Ve yerine gelecektir. Resmen Yesmar Yesmar lobisi. Ben yaşadığım müddetçe... Evet. İbrahim Paşa bana sormaksızın her tedbiri almak... Ha. ...cezayı vermek hususunda yegane yetkilidir. Allah Allah! Şimdi İbrahim tutun hadi vallahi diyelim Ayaz'a kilitlendi. Vallahi geçen kış yediğim Ayaz'ı unutmam şakam ya. Tuttu Ayaz'ı kestirecek mesela. Oldu. Vallahi sevmedim bu kararı Çet. Divanda homurdanmalar meydana gelmeye başladı.
Divandan sürekli böyle sesler geliyor. Divandan böyle sesler geliyor. Homurdanma. Uyuz oldum ben de. Bütün chat de homurdanıyor şu anda. Chat de homurdanıyor. Homurdanma. Opsiyonel. Haklı olarak. Ferman. Uyuz oldum ya Nefisko. Ferman-ı Şerif'im hilafına kullarım tasarrufta bulunamaz. Ama büyük yes var ya Asya der. Bu gözünü seveyim vallahi bile hak etmedi. İbrahim kendi de homurdanıyor farkında mısınız usta? Gel. İbrahim kendi de birazcık fazla buldu bunu ama neyse. Homur homur ya baksana. Tekna'nın nöronlarıyla Merve Yavuz üst üste yazmışlar. Homur 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 homur. Humor. Homur opsiyonel. Domur. Anam domur. Nilüfer Hatun. Abla çok üzücü lan. Vallahi Nilü'ye çok üzülüyorum Nilü. Elinde hançerle ahıra girerken görmüşler seni. Ay Allah kahretmesin ama sen de ya şu elimde görmüş olduğun hançer. Heh. Arkadaşım bu kız yapma. Yalan. Yemin ederim ben hiçbir şey yapmadım. Vallahi yalan. Vallahi ben çok gerildim Nilü'ye ya. Alamam. Eğer seni korumamı istiyorsan bana yardım etmen lazım. Bali Beyciğim Allah'ını severseniz ya Mr. Bali. Bildiğin her şeyi anlatacaksın. Okey. Ben günahsızım. Ben ne yapayım? Bu sarayda biraz uzanan başka kimsem yok. Belki başkası yanaşmıştır sana. Altınlarla, hediyelerle. Yok babacığım Allah'ını seversen ne altını ne hediyesi ya. Tehdit edip kafanı karıştırmışlardır olamaz mı? Olamaz yok oğlum yediğimiz önümüzde yemediğimiz arkamızda zaten nargileci. Hayır asla ölümle sultanıma ihanet etmem. Dur abla bir de çok gerçekçi oynuyorsun şu anda iyice gerildim biliyor musun? Belki sana ihanet etmişler belli. Önce hançerin sende olduğu söylendi. Evet. Sonra da ahıra girdiğini yetiştirdin. Ulan bornozli ve bali. Vallahi billahi bali. Aklını... Oğlum kafana göre senaryo yazma ya. Başına al Hatun. Seni yem olarak kullanıyorlar görmüyor musun? Ne yemi oğlum? Yem mem yok anasını satayım ya. At sabanı. Please Bali Beyciğim. Dream. Demek susacaksın. İyi o zaman. Kesin birden gergin hareketler yapacak bu Bali ha. Bu geceden tezgah infaz edeceksin. Yok! Allah kahretmesin, giyoten, yok. Mahzar. Al bunu ziyaret. Ya yok vallahi çok üzüldüm ben ama Nilüye ya. Ama yok vallahi iptal. Chat iptal. Kardeşim bizim de bu sarayda vallahi yetkimiz var ama iptal ediyorum chat şu anda. Asadı başım. Ne duruyorsun hadi. Asadı başım lütfen iki blowjob. Ya lütfen rica ediyorum ya. Hayır. Tamam. Tamam ne tamam oğlum niye tamam diyor. Tamam anlatacağım. Bırak. Neyi? Çıkın dışarı. Aa çok gerildim lan. Çek. Anlat abla biliyorsan. Evet seni dinliyorum. O gece yani atın öldürüldüğü gece. Evet. Sabaha karşı uyuyordun. Okey. Ha Rosçak geldi. Sen daha sonra Rosçak'a saldırdın şeyle, hançerle. Evet, oraya kadar izledik. Ha, Didem'e hoş geldin. Sizi Allah kahretmesin. Yoksa kıza mı yaptırttınız lan bu işi? Hürrem'in hançeriyle ve Hürrem'in adamıyla mı yaptırttınız bu operasyonu? Ölüm siz çok yılansız hı. Aa gerçek de olabilir chat hani tehdit işi yani kız bilerek isteyerek değil. Kıza diyecekler ki şimdi arkadaşlar düşünseniz orada yani altı üstü bir cariyesiniz düşünseniz orada bir sarayda bir kölesiniz düşünsenize. Koskoca valide gelip size diyor ki git atı kes. Şimdi geldi hayır de. Geldi hayır de chat diyebilir misiniz? Cariye köle yankılı düşünsene tepeden burun delikli bir şekilde day o hatun bakıyor şöyle.
Daya Hatun burun delikli bir şekilde bakıyor. Diyemezsiniz chat. Gel benimle. Allah kahretsin Nilüfer GG. Allah tanem darcım hoş geldin. Apaçı Mustafa da bekliyor kapıda. Ne oldu sonra? Seni götürmek için bekliyor. Ne için? Nereye götürecek? Nereye? Bir kayıya bindirecek seni. Ne kayığı? Sonra denize açılacak. Başına bir çuval geçirecek. Ha, ama bunlar olmasın istiyorsan git atı kes. Sonra diri diri suya atacak seni. Sizin yatacak yeriniz yok lan. Vallahi yatacak yeriniz yok. Peki Bali abi, bu işin arkasında böyle kuvvetli bir isim olduğunu öğrendikten sonra kesin bu cinayet kapatılacak. Kesin bu at cinayeti kapatılacak chat. Balıklara yem olacaksın. Alık mı? Ha balık, pardon. Acıyın bana. Kıymayın. Tek koşulda sıcak yatağına dönebilirsin. Atı kes. Ne derseniz yaparım. Yaparsın chat, yapamaz mısın? Yapmaz mısınız? Yaparsınız usta. Hello Ceren, kedi kadın. İnci tanesi Nur, vallahi yaparsınız ya. Göt korkusu adama her şeyi yaptırtırır chat. Valla ben de yaparım usta. O göt korkusuyla yaparım yani. Mecbur yani yaparsın usta. Hiçbir çarem yoktu. Her dediğini yapmasaydım. Peki Nilü? Ha? Mrs. Nilü. Sen bunu gidip şeye niye anlatmadın abla? Efendime söyleyeyim, bizim Hürrem'e. Utanç içindeyim. Hürrem'e anlatsaydı bunu keşke. İhanet ettim. Hanife Toşku? Bunu bilmesin ne olur. Yazık. Çok yazık. Nasıl yazık abla? Ne kadar vallahi bile insanları bu kadar örselemeyin ya. Oysa bu sabah müdafaa etti Hülen Sultan seni. İtimadım tamdır, bana sadıktır dedi. Yahu arkadaşım, tehdit edildik. Bakın tekrar söylüyorum. Tehdit edildik. Yankılı. Adam bekliyordu kapıda lülü lülü ya. Yar saçların lülü lülü, Nilüfer'e güle güle yapacaklardı ya. Yapmayın, gözünü seveyim ya. Üzülme. Sen de buradaki herkes gibi evvela kendi canını düşündün. Herhalde ha, şöyle diyor yani Bali. Biraz makul olun lütfen. Bu kız üniversite okuması gereken kıza burada kölelik yaptırıyorsunuz ya. Ne olacak şimdi? Ne olacak şimdi, sıçtık abla, ne bakıyacak? Bana ne yapacaksınız? Ha? Vallahi kızın günahı yok ya. Bu kızın başına bir şey gelsin istemem chat. Buna hünkârımız karar verecek. Hünkâr kim ya? Neyse. Hangisi? Hangisi? Erenem, şu kızı ağlatanlar ölsün ölsün. Hünkâr ne? Ortalık hünkâr kaynıyor. Hangi hünkâr? Kim? Hayırdır Pargalı? Nutku mu tutuldu? Nutuk mu? Yoksa beğenmedin mi verdiğim kararı? Süleyman abi, sen de çok abartılı bir karar vermişsin ya. 3 milyon nedir ya? Haşa hünkârım. Millet vebadan kırılıyor memlekette, sen buna 3 milyon para veriyorsun ya. Ben hayatım boyunca hiçbir zaman tartışmadım kararlarınızı. Koşulsuz yerine getirdim. 3 milyon sikko. Bazılarını anladım, bazılarını da... Lise! Queen of crying, aynen öyle, lise! Kararlarınızı koşulsuz yerine getirdim. Bazılarını anladım, bazılarını da anlamaya çalıştım. Evet. Bu da anlamaya çalıştıklarından biri mi? İdrak mı edemedin canım? Sen bana seraskerlik makamının seni ölüme daha da yaklaştırdığını söyledin. Ben de seni bu korkunun esaretinden kurtarmak istedim. Süleyman abicim, ne alakası var şimdi, korkudan kurtarıyorsun, 2 gün sonra da gerçekten gırtlağımı sıktırtmaya kalkma. Belli olmaz senin işin Süleyman abi, bugün görev verirsin yarın sıktırtırırsın bacağımıza, kolumuza, götümüze, başımıza. Herkes gibi sen de duy ve bil Pargalı. Senin canın benim teminatım altındadır. Ya işte sana hiç güvenmiyorum Süleyman abi bu konuda ya. Şimdi 550 yıllık spoiler vermek istemem ama sana hiç güvenmiyorum Süleyman abi. Bak bunları diyorsun ondan sonra ağzımızı sıçıyorsun usta. Bu kararla seni kendimden dahi koruyorum. Kendimden dahi? Belli olmaz için senin işin baba şimdi, bak vallahi babalar sözünü tutar mı? Gel sefer hazırlığını konuşalım. Vallahi güvenemiyorum chat ya, güvenemiyorum ya. Nilüfer. Yapıyor diyor ondan sonra vallahi billahi. Esma. Zottur boğduruyor milleti.
Nilüfer, Esma. Ha. Neredesiniz? Gel abla, Esma mı kaldı abla biliyorsun? Esma burada da Nil yok. Buyurun sultanım. Nilüfer nerede? Daha gelmedi. Nereye gitti? Bilmiyorum. Sümbül ağa gelip çağırdı, birlikte çıktılar. Git şuna bak. Neredeymiş öğren. Abla ortalık çok karışık. Senin atı Nilüfer kesmişti yani. Tehdit vasıtasıyla. Anladın mı? Vallahi kızın günahı yok ya. İşi kıza patlatırsanız vallahi günah ya. Valide Sultan Hazretleri geldiler. Gelsin canım. Valide siz katilsiniz ya. Bir de insanları katil yapıyorsun. Hosta Kur'an hoş geldin. Beşinci yemiz kutlu olsun balım. Valide Sultanım. Bağışlayın sizi rahatsız ettim. Evet. Dayı sen dışarıda bekle. Çık abla. Abla biz cinayeti çözdük biliyorsun. Valide. Nedir mesele? Ortalığın anasını bellemişsiniz. Az önce Nilüfer Hatun'un sorgu sual ettim. Hı. Bana bir itirafta bulundu. Evet. Demek ki suçunu kabul etti. Gafil. Ne diyor? Sorgu sual ettim. Bana bir itirafta bulundu. Demek ki suçunu kabul etti. Gafil. Gafil mi? Gafilin önüne gideni sensin katil. Derhal. Yankılı. Gafil bir de gafil diyor chat. Cezasını infaz edin öyleyse. Lakin bir şey daha söyledi validem. Ya sen çok tehlikeliymişsin ama validem, kusura bakmayın da yani. Anlatına göre azmettiren daha iyi hatunmuş. Yanlış anlamayın şimdi, biz de gerizekalı insanlar değiliz. Gafilin kralı senin adamın, sana o emri kim verdi? Dayıya emri kim verdi? Sen. Ne demek bu? Ulan işin en deep web katili sensin ya. Atın öldürüldü, sabah onu uykudan uyandırmış. Eğer söylediklerimi yapmazsan seni öldürürüm demiş. Sen de inandın mı buna? Bu nasıl bir cüret? Neyse doğru. Bilmez misin ki Daya Hatun benim hay... Vallahi deli olacağım ya. ...haremdeki gözüm kulağım. Kendini bilmez bir cariyenin lafıyla 40 yıllık cat hudağımdan mı kuş kullanılıyor? Cat mı huda? You fucking cat hood. What are you talking cat hood? Validem, ben sadece hünkârımızın emriyle... Validem ne diyorsun oğlum? Biz görevimizi mi oğlum? Ben mi yaptım? Benim bir yetkim var mı? Siyah anlatmaya çalışıyorum. Şayet elinde bir kanıt varsa söyle. Bizzat ben vereceğim Daya'nın cezasını. Elinde kanıt ne var anasını? Şu 30 kere şuraya bir güvenlik kamerası taktırdın dedim ya. Lakin yoksa ona yapılan bu hakareti kendime yapılmış sayarım, bilesin. Ay hadi ne olur, hadi yürü gitme. Haşa Sultan ne yaptın? Anasını bellediniz ortalıkta, kaçak et kesiyorsunuz sürekli ya. İçeride at kesiliyor ya. Has odabaşı, cariye suçunu itiraf etmiş zaten. Evet canım. Derhal gereği yapılsın. İlaveten bu meczubun Daya Hatun'la alakalı ifadesini kimse bilmeyecek. Süni Allah'a bu delil karartma. Yardım yataklık, delil karartma, at katilliği. At katilliği hepsi birden ağırlaştırılmış müebbet artı idam. Önce idam ettirelim, daha sonra ağırlaştırılmış müebbet yatsın. Arkadaşlar bence öyle yapalım. Bilhassa hünkârımız. Zira aslanımın kıymetli aklının böyle yalan dolanla meşgul edilmesini istemiyorum. İdam! 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 Bitti chat, bitti. Anladın mı beni? Neyiz dur? Mahir ve valide Hürri hep operasyon düzenliyor. Ortaya çıkınca da üstü kapatıyor. Vallahi ya. Hünkârım, Şarkel'in kale savunması yapacağına eminim zira. Çet bu artık. Vallahi billahi ben artık yani. Gerçekten Hürri'ye hak vermeye başladım. Deli olacağım ya. Hotsa Kur'an teşekkür ederim bebeğim. Meydan muharebesine cesaret edemez. Deli oldum ya. Bu yüzden toplar çok mıyım? Dur oğlum, ne topları mopları. Bırak şimdi topa mopu ya. Masara toplarını götürmeliyiz hatta. Yenilerini dökmeliyiz. Haklısın Pargalı. Lakin Viyana'ya kadar bütünüyle yeniden almamız gereken bir Macaristan var. Evet. Hazırlıklar hızlanmalı. Macaristan'a gitmişken oradan bir Macar salamı da alır mıyız Süleyman abi? Hani araya şaka olsun diyedin. Mümkün olduğu kadar erken çıkmalıyız sefere. Evet. Çıkalım artık, bizimkiler hazır. Bizimkiler kıyafetlerini falan, tırnaklarını falan yaptırdı hepsi. Türbe yeşili protez tırnaklar yapıldı mı? Yapıldı mı arkadaşlar türbe yeşili? Türbe yeşili protez tırnaklar yaptırıldı mı? Yaptırıldı. En geç Temmuz ayında Viyana kapılarına dayanmamız lazım. Ne Temmuz'u babacığım, dalga mı geçiyorsun? Hangi Temmuz? 2024 Temmuz'da mı bahsediyorsun? Koyunları boğa piyasasının gelmesini bekliyoruz. Bırak şimdi Temmuz'u Memmuz'u. Aralık sonu çıkıyoruz. Aralık sonu. 31 Aralık yayınımızı yapıyoruz, çıkıyoruz hep beraber. Zira kışa yakalanmak istemiyorum. Baba kışın çıkalım daha iyi. Hem kışın çıkalım, yazın orada oluruz. Yürüyerek mi gideceğiz yine? Kim o? Hünkârım, Vali Bey geldiler. Gelsin canım, neredeymiş? Şey bize de iki tane orale söylesene ya. İbrahim, Nescafe içer misin? Hünkârım. Ha? Paşam. Gel Makoçoğlu.
Gel Malko gel. Katıl bize. Sefer hazırlıklarını konuşuyoruz. Süleyman abi onu bunu boş ver. Sana çok önemli bir havadisim var. Anam elimde. Anam elimde Sülo. Hadi gel al Macaristan'da. Anam elimde. Validen elimde. Yani şakasına söyledim. Aşağıda şey sorgu yaptık da. Opsiyonel. Dün sabah vuku bulan tatlı saliseyi tetkik etmemiz demiştiniz. Evet can. Evet buldun mu kim yapmış? Evet tetkik ettik biz. Ortalık vallahi billahi bok. Nilüfer Hatun. Eyvahlar olsun. Allah kahretmesin ama bu vallahi bile acısı çıkar. Bak kıza yıkıp dosyayı kapatırsanız, bütün işlenen suçları kıza yıkıp dosyayı kapatırsanız, vallahi billahi bunun hesabını Yüce Rabbim size sorar. Ulan Çet Dilan Polat tutuklanıyor, Engin Polat tutuklanıyor, arkasındaki yok. Nihal Can'dan tutuklanıyor, Bahar Can'dan tutuklanıyor, arkasındaki yok. Bunların arkasındakiler kim? Emin misin? Nilüfer tutuklanıyor, arkasındaki yok. Kim? Hangi hükümet? Hürrem Hatun'un en sadık cariyesidir kendisi. Acılar içinde ağlayarak her şeyi itiraf etti. Utanç içinde. Hürrem olmaz. Utanıp ona ihanet ettiğimi öğrenmesin diye yalvardı. Şahsi fikrin nedir? Şahsi fikrim vallahi şahsiyet mi kaldı Süleyman abi ya? Şahsiyetin de ikinci sezonu çıkacakmış bu arada. Ne oldu? Hünkârım bence bunu yapması için hiçbir nedeni yok. Ne yapacağız yani? Bir dosya daha kapandı vallahi billahi. Ne haber dekolte? Ha? Biraz daha destekli abla aşağıdan. Ha? Vallahi billahi. Alnının çatıra kadar dekolte olmuş gel. Esma ne oldu? Nilüfer nerede? Esma mı kaldı? Esma oldu abla gel. Niye gelmedi o? Haremin her yerine baktım sultanım. Lakin Nilüfer'i bulamadım. Yer yarıldı da içine girdi sanki. Nereye kayboldu bu? Anla abla işte ya. Kırmızı alarm diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Sultan Süleyman Han Hazretleri. Ne istiyorsun? Gel de şu anana bir hesap sor. Gel validene. Heh, validem. Valide sen neymişsin bir valide ya? Ne oldu aslanım? Validem Hürrem'e hediye ettiğim atı kimin öldürdüğünü öğrendim. Ne? Öyle mi? Kimmiş bu hain? Hain diyor hala bir de vallahi bile gafil diyor hain diyor. Hürrem'in? Kimmiş bu kaşmer? Ne öğrendim. Öyle mi? Kimmiş bu hain? Sen. Hürrem'in hizmetindeki cariye. Nilüfer. Lakin validem tek başına böyle bir işe kalkışamayacağı aşikar. Ya bir insan durduk yerde Hürrem'in yanındaki kız durduk yerde niye at kessin? Ona kimin şaka mıdır bu? Akıl verdiğini bilmiyorum henüz. Her kim ona bu emri verdiyse belli ki suçu benim üzerime atmak istemiş. Sen de yani yolunda. Yolunda ha yolu. Bence emri onun en yakını verdi Hürrem. Ne alakası var Hürrem niye kendi atını kestirsin? Allah'ını severseniz kafayı yiyeceğim ya. Nilüfer onun cariyesi. En çok zemin kaydırmaya çalışan kimse cinayeti o işlemiştir. En çok zemin kaydırmaya çalışan kim? Valide hanım. Valide hanım. Validem. Hadiselerin ardı arkası kesilmiyor. Vallahi billahi hadiseler ne alaka? Olaylar olarak. Eğer haremde sükunet sağlanmazsa... Süleyman abi sen sarılık mı oldun lan? Bu işe bizzat el koyacağım. Anladın mı? Acil şu haremde bir ohal ilan edilsin artık Çet ya. Yeter ya. Gel Hürro gel vallahi billahi karının atını kestiler bir de suçu da karının üstüne attılar. Hem mağduruz hem de katil olacağız galiba. Sultanım, hünkârımıza geldiğiniz haber vereyim. Ben sizinle konuşmaya geldim. Öyle mi? Sen de lan çakkal benim adamı mağduruyormuşsun. He bıyıklı. Buyurun sizi dinliyorum sultanım. Nilüfer nerede? Sümbül'e sordum sizin emrinizle Alip götürmüş. Evet Alip götürmüş yalnız. Hala haber yok. Nerede oldu da belli değil. Nerede o? Ne yaptınız ona? Evet adamımı ver. Mali adamını ver kızın adamını ver ya. Bir numara oldu mu ya Nilüfer? Ay çok üzücü lan. Vallahi çok üzücü kızıl hale bak. Ah yavrum benim ya. Vah yavrum benim ya. Çok üzücü ya. Vallahi billahi ya. Yalnızlığı demledim hep avuç.
Chat çok üzücü. Allah çarpsın çok üzücü. Bu kızın başına bir şey gelmemesi lazım Chat. Üzülürüm. Üzülürüm usta. Moralim bozulur. Kim geldi? Kim? Hangi hükümet geldi? Ne oldu? Neden geldiniz? Kesiyorlar mı kızı? Ne yapacaksınız bana? Sakin ol. Emrem Sultan'ı görmek istiyorum. Beni ona götürün. Ana! Öldü deme! Gözlerimde senin gözlerin kaldı. Karı gitti usta. Nilü gitti usta. Gülüm çok düşü. Yani şunun üstüne seni görmeseydim vallahi billahi oturup gerçekten zottur zottur küfür edecektim biliyor musun kuşum? Mihri kuşum. Ha? Manevi kızım benim. Kız gitti lan. Chat. Hiç beklemiyordum bunun olacağını. Hiç beklemiyordum. Bok yoluna gitti kız. Hayvanlar da vardır. Hoş geldin. Aa, idam 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 dedik olana bak. Mehmet'i. Küçük aslanım benim. Bu ne yapıyor? Mehmet'i. Benim Queen ne yapıyor Queen? Ha? Şey mi? Tepkili mi? Mihri tribe mi girdi? Küçük aslanım benim. Validem, Hürrem Sultan burada değiller. Senet Eren'le hoş geldin. Söz ederseniz derhal çağırayım. Gerek yok. Ben torunlarımı görmeye geldim. Dur bizim usta. Mihrim'a. Yes, door. Ooo, Queen Slay. Gülüm, teşekkür ederim. Jack'cim, Valide Hanım sizi gördüğüm yerde bağırta çaldı. Ay parçası güzelim. Ay mı parçası mı kaldı, ayı mı kaldı abla? Kız da insan sarrafı oldu da. Vallahi 3 yaşında insan sarrafı oldu çocuk ya. Yes, door. Mihri kuş ya. Hürrem ata üzüldüğü kadar çok da... Ama kız vallahi billahi çok üzücü ya. Ay kızdı. Volin teşekkür ederim. Hürrem'in en sağlam adamıydı ya. Bir numaralı sağ koldu ya. Ya buna bak ya. Neyin var canım? Hasta mısın yoksa? Sen bizi sevmiyorsun. Oy! Annemi kardeşlerini sevmiyorsun. Ben seni sevmiyorum. Sılayılıyor lan. Ama valide yani vallahi billahi ya. Denge kurayım derken bütün dengelerin anasını belledim be abla. İnanılmaz bir acemilik validem ya. Şimdi burada Firdevs Yoroğlu olacaktı var ya oho çok da Hürrem'i sürmüştü. Oy lule de lule chat. Ana. Ay lule ki de lule. Biliyor musun ona kimin ölüsünün olduğunu? Kimin cesedi biliyor değil mi? Ano! Pıt pıt ne abla arkasından iki gözyaşı döksene ya! Yok arkasından iki gözyaşı dök ya! Bu kız senin için neler yaptı bu zamana kadar ya? Vallahi arkadaşlar, yemin ederim. Bugün ayın kaçı? Bakalım. 19 Aralık 2023. Bundan sonra her 19 Aralık'ta bir rahmetli Nilüfer'i anacağız arkadaşlar. Vallahi rahmet olsun canına ya. Unutulmayacak bizim için. 19 Aralık 2024, 2025 her sene anacağız. Geçmiş olsun. Ay senin, sen ne yapıyorsun lan? Ha? Zerzevatçı. Özenti gerizekalı. Bu ne yapıyor vallahi çorapçım teşekkür ederim gülüm. Ya depresyonuna sıçtığımın manyağı hiç sorma gülüm ya. Millet zottur zottur birbirini boğduruyor. Bu da vallahi bile sıkıntıdan bizi boğuyor. Gel. İki günde de çözdüm maşallah. Hı.
yalnız sen İbrahim'den daha gerçekçi hareketler yapıyorsun ha. Sultan, devam edin. Kadarı yeter. Sonra çalışırım. Manyak manyak işler. Bunu mu dinleyeceğiz akşama kadar ya? Opsiyonel. Çak. Ne yaptınız bugün? Benimkini yaptık ne ya? Tövbe estağfurullah ya. Belli oldu mu ne vakit gideceğimiz? Gidiyor, haftaya gidiyor abla, Temmuz gibi. Ne istiyor? He, Jack'cim Hürrem'in alaması, abla benim dostum. Hazırlık. Aa, Nazmiye Sulay'ın. Kırmızı bağırdı, tamamlanır. Düşmanlarımı sevindiremem abla. Neyiniz var? Canınızı sıkan bir şey mi oldu? He. Senin o müneccim vardı ya, onu kestirdik de. Kestirir müneccim, kendimi avuturum. Gün divanda. 3 milyon sikkeye götümü vurdururum. İbrahim bir de cover yaptım lan. İbrahim bir de cover yaptım, çok özür dilerim. Vallahi o yoktu. Çok özür dilerim, o yoktu arkadaşlar. İçimden geldi, çok özür dilerim. Anlık geldi. İbrahim, anlık geldi. Hayatım. İbo. Karımızın teminatıyla onurlandırıldı. Kendisi sağken hakkında hiçbir şekilde ölüm kararı alınmayacak. Sorry. Nereden icap etmiş? Böyle bir teminat? Ya da sallıyor zaten, senin abin de yolunda. Devletin bütün yetkileri bende artık. Vallahi istese var ya şu anda seni boğdurtabilir ha Hatice. Verin bir deneyelim mi mesela İbrahim? Mesela ilk önce bir deneme, hani deneme olsun diye, hani hani yetkiler nasıl olsa ben de Hatice'yi boğdurmak istiyorum mesela. Bir deneme olsun yani arkadaşlar, bir deneyelim bence ya. Ateşten bir gömlek var üstümde. Gi ateşten gömlekleri bir bir yansın üzerim ve dahi kır. Bir deneyelim ya. Bu manyak gerçek gider ilk Hürrem'i boğdurur ha. Ananı avradana tüküreyim. İadeyi ziyaret mi abla? Nasılsın kayınvalide? Valide. Bombastik say daye. Torunlarımı görmek için geldim. Sen neredeydin? Nilüfer aniden kaybolunca... Evet. Akıbetini merak ettim. Öldürmüşler zavallıyı. Bak sen şu işe. Bak sen şu tesadüfe diyorum. Başka da bir şey demiyorum abla. Haberim var. Aslanım böyle buyurmuş. Aslanım mı böyle buyurmuş? Validem. Daha kaç kurban vereceğim size? Abla vallahi bir etrafımızdaki herkesi kestirdin, boğdurdun. Şaka mısın ya? Herkese adakları dedim. Maşallah tövbeler tövbesi çet. Ne vakit bitecek bu kıyınınız? Ne istiyor? Regina'cığım teşekkür ederim. Daha kaç kurban vereceğim size? Hürrem'den sonra hanedan bozuldu çünkü Selim'i Leo'dan yaptığını iddia ediyor bazı tarihçiler mi? Tarihte Leo diye biri yok ya. Regina'cığım teşekkür ederim. Kim diyor onu ya? Leo tamamen kurgusal bir karakter ya. Ne vakit bitecek bu kıyınınız? Tarihte Leo diye bir karakter yok bir kere. Ben ölünce mi? Hürrem. Senin kıymetsiz canın kimin umurunda? Ben torunlarımı düşünüyorum. Mihrimah az önce beni sevmediğini söyledi. Belli ki bana karşı zehirliyorsun çocukları. Valide. Sen kimsin ki benim kanımdan, hanedanın kanından bir sultanın aklını böyle karıştırıyorsun? Gözünü seveyim, ne alakası var? O bizim kızımız ya. Çocuğa da koydular ya. Bu son ihtarım Hürrem. Haddini bil. Zinhar hanedana bir tutma kendini. Ya zinhar mı? Abla bak vallahi bile rica ediyorum. Artık şu kölelik sistemi kaldırırsın. Belki bu kadın sizden daha vizyonlu. Belki bu kadının memleketi sizden daha çok gerçekten faydası olacak. Böyle bir şey olabilir mi ya? Kendinden görme. Aksi halde alırım torunlarımı elinden. Alırım. Oldu. Torunlara da kayyum atayacak. Yüzlerini bile göremezsin. Zaten kendi evladımızdan çok senin yüzünü görüyoruz. Muşmula karı. Validem çok özür dilerim ama sinirlendim artık, yeter ya. Ki ben Firdevs Yoruloğlu olduğunuz zamanlar size ayrı bir hayranlık besliyordum.
Demek ki arkadaşlar hayranlık fiziksel görünüşten ziyade karakterle alakalı bir şey. Valide'ye asla, asla yükselemiyorum valideye. Sılam teşekkür ederim. Hinko validenin soyundan geliyor olabilir. Gel. Valideye bak ya, ne baş belasıymış ya. Bela oldu ya. Vallahi tanımayanlar aynen ikisi ayrı kişi derler hakikaten ha. Glamişko. Bu ne yapıyor baba Allah kahretmesin. Orada millet çattır çattır oynuyor. Bu ne böyle? Mehmet'e bak. Sen ne yapıyorsun? Ha? Sen çıkar da büllüğünle oyna. Mehmet. Sana yok taht maht. Ulan biz de bu kadar kapışıyoruz da chat. Chat'tekiler diyor ki, yarısı diyor ki Mehmet geçsin tahta. Ben diyorum ki Mustafa geçsin. Beni destekleyenler var falan. Bu ikisini gerçekten kapıştırırken arada gerçekten tahta Selim çıkarsa var ya, altlı üstü patlarım ha. Kılıca değil, gözlerimin içine bakacaksın şehzadem. Tahta durduk yerde Selim çıkarsa altlı üstü patlarım, söyleyeyim ha. Al sana 500 yıllık spoiler. Bak yarısı Mustafa'cı, yarısı Mustafa tekler diyor. Mustafa büyüktür diyor, Mehmet tekler diyor kimisi. Chat, biz böyle kapışırken arada Selim sıyrılırsa tahta vallahi patlarım. Mehmet. Evet. Evet. Baba hallere bak hallere. Yanlışlıkla abisini kesecek gerizekalı. Malkoçoğlu, artık kılıç tutmasını öğrendim. Evet. Şehzade kılıcıyla değil, gerçek bir kılıç atalım yapmak istiyorum. Oğlum insan önce kendi kılıcını tutmayı bilmeli. Manyak. Sırası gelince o da olacak elbet. Ben de istiyorum. Bubufu! Bubufu! Sen neyi istiyorsun? Sekter git slime yap içeride lan. Git içeride YouTuber Enes Batur'u izle, slime videosu çek. Beyefendi tutu. Tutu burada mı lan? Gelin bakalım şehzadem. Gel vallahi billahi hallere bak ya. Sünnet çocuğu gibi geziyor ortalıkta zaten. Çaktırmadan da abinin götünü sokacaksın Mustafa'nın yanlışlıkla bir tarafına. Kılıcı. Çocuk daha çadıra girmeden idam edeceksin çocuğu yanlışlıkla. Slime'ci. Elini almış tahtayı, manyak mıdır nedir vallahi bile. Mukavvadan yapmış bir tane kılıç. Deli etti beni ya. Evet. Babam yine götürmüyor beni sefere. Keşke ben de seninle gidiysem. Acele etmeyin şehzadem. Daha nice seferlere gideceğiz dünyada. Gel gel Mehmet gel, biz de sefer yap şey yapalım. Gel sen de talim yapalım gel. Amına. Evet edeceğiz. Talim ayağına tokadı yapıştıracağım bir tane şimdi ya. Vallahi billahi ya. Nefretim oldu ya. Hadi gidelim. Elif Nazım hoş geldin malım. Gidelim artık. 10. yüz kutlu olsun taklim benim. Hünkârım. Deli etti beni ama chat. Ya Mehmet'in küçük... Mustafa'nın da küçüklüğünü sevmezdim chat. Mustafa'nın da bunun bir küçük versiyonunu sevmezdim. Kıza veda vakti. Yani şu versiyonlar arkadaşlar beni geriyor. Mesela bunun bir büyük versiyonu belki arkadaşlar sevimli olabilir. Mustafa mesela bunun bir dediğim gibi küçük versiyonu fıstı da... Gel. Şimdi iyi mesela. Gel bakalım. Hah geldi gene ölü. Ne haber lan? Emzirik. Surata bak Allah kahretmesin. Surat sürekli böyle geziyor. Ha? Olumsuzluk abidesi. Surat sürekli bir kere de muş mu la? Ananı çekmişsin hani. Bir kere de sırıt ha. Her odadan girişte. Düşünse her gün yayını böyle açıyorum. Ölü. Uyan bir kendine gel. Birazcık olumlu ol. Günah. Vakittir. Ha? Gidiyor İçinden mu? Gelmiyorsan evet artık. İçinden gelmiyor mu? Gitmeyelim o zaman. Ha abla? Siktir et boşver, belediyeyi de fethetmeyelim ya, ne olacak? Ya siktir git, manyak mısın ya? Allah'ın izniyle büyük bir zaferle geri döneceğim. Evet gülüm, zafer yolunda. Hadi şey, savaşa gidiyoruz galiba. Üzülmeyin. Lakin bir istirhamım var sizden. Ya siktir git, psikolojik destek al ya. Hadi siktir git, psikolojik destek al ya. Evet ya, Hatice'yi her gördüğümde bahsederim, teşekkür ederim. Dönene kadar Topkapı Sarayı'nda kalın. Okey. Hayır. Burada bekleyeceğim seni. Aklım sizde kalacak. Kalmasın. İyiyim ben. Tekrar. Sağ salim bana dönme. Hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. Ahım belası. Pırasaya var mı lan tikin? Söz veriyorum. Döneceğim. Maynemine hoş geldin balım. Gel. Ne oluyor be? Pis! O ne? Birden tırsım asladı. Aygül'üm teşekkür ederim oğlum. Bu yoktu. Vallahi bir ince tırsım usta. Celaralı Cabbar. Sultan.
Oğlum burası ne kadar renkli lan. Ha chat. Makaron kutusu gibi şuraya bakın anasını satayım lan. Ne kadar renkli oldu burası abla ya. Bu kim hele? Bu kim? Ha bu Mir Kerem kim anasını satayım? Selam teşekkür ederim balım. Süleyman Han Hazretleri. Day Store. Evet Süleyman abi hazırız. Hadi toplan gidiyoruz. Aslanım, büyük zaferle döneceğine inancım tam. Zaferin anasını belledin abla. Vallahi ne bet kaldı ne bereket sarayda da neyse senin yüzünden. Valide. Allah yolunu açık, kılıcını keskin etsin. Amin. 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 Mahi sen de iyice gözden düştün be. Sen de hiç yoksun be Mahi. E bunu götürmüyor muyuz savaşa? Hani bu haçtan sonra götürecektik bunu savaşa? He? Hünkâr. Yürü inşallah seni de kesmezler şu arada lan. He? Bana her... Savaştan dönene kadar bok yoluna gitmeyiz inşallah. Daim yazsın. Ahvalin nedir necedir bilmek isterim. Yazarız vallahi bir yazarız iki yazarız üç yazamazsak anla ki öldük. Allah'ım bir de el öpüyor. Ya sen nasıl bir Allah'ın belasısın ya. Bu kim lan bu turuncu? Allah kahretsin Kerem Bursi'nin burada ne işi var? Okey, okey, okey. Dur, turuncu, dur, oranç. Validem, haremim size emanet. Bu Selim'di, bu Selim mi arkadaş? Selim'di ya bu. Selim şu değil mi? Selim bu ya. O Bayezid'di galiba, Bayezid. Yasa? Selim Bayezid'den büyük değil mi arkadaşlar? O Bayezid değil miydi? Hürrem Sultan. Bu oranç olan Bayezid değil miydi arkadaşlar? Bu... Küçük olan mı? Küçük olan Bayezid değil mi? Bir dakika arkadaşlar şimdi Selim mi büyük? Benim bildiğim şey arkadaşlar. Benim bildiğim Selim büyük. Son olay bunu hayli üzdü. Ha benim bildiğim Selim büyük diye biliyorum. Tam Selim büyükse o zaman o turuncu olan şey. Hürrem Sultan. Yok. Demayın. Benim bildiğim o arkadaşlar. Cihangir daha doğmadı. Benim bildiğim arkadaşlar şu şey. Neyse dur bak boş ver siktir et. Boş ver. Bilhassa. Validem haremim size emanet. Evet canım. Bilhassa. Hürrem Sultan. Evet. Aa vali. Oo. Oo. Valo. Duydun mu Valo? Malum. Yani senin kara listeye aldığın insanı sana emanet etti. Başına bir şey gelirse sıçtın. Son olay bana hayli üzdü. Yanında olursanız kendini güvende hisseder. Anladın mı valide? Anlamadı mı zannediyorsun? Koskoca Süleyman abi gerizekalı bir insan değil herhalde. İkinizin arasındaki çatışmayı anladı. Onu sana emanet etti Süleyman abi. Çok sılay bir hareketti lan. Gözün arkada kalmasın. Hadi gene iyisin abla. Üçüncü mektubu da yollarsın sen. Hadi gene yırttın. Allah'a emanet olun. Görüşürük abla biliyorsun. Yani şimdi bu saatten sonra Hürrem'in ayağı takıldı. Bilmem ne oldu. Yanlışlıkla mesela... hani... Turuncunun kafası bilmem neyin götüne girdi sıçtın abla. Valide ben sana söyleyeyim. Full sorumluluk sende. Sen ne ağlıyorsun lan? Dış kapının dış mandalı oldun sen artık Mahi. Hiçbir fonksiyonun kalmadı şu şeyde biliyorsun değil mi sarayda? Allah kahretmesin seni. Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. Side eye. Allah kahretmiyor. Alo! Gene savaşa geldik chat. Vallahi çok özlemişim Süleyman abi. Süleyman abi çok mu green screen bu sefer? Bu haç savaşı daha böyle şeydi. Kimi kesiyoruz gene? Süleyman abi pozlanmaya gelmişiz buraya ya. Bu seferki efektleri sevmedim chat.
Geçen savaştan kavga görüntüleri koymuşsunuz buraya. Kimi kök özlüyorsunuz ya? Hep bunlar masraftan düşme işleri. Ya İbrahim yalandan konuşuyor. Ne bağır? Ne bağırıyorsun? Bağırgan. Babama bağırgan. Masraftan kısmışlar ya. Hep geçen savaşki görüntüleri koymuşsunuz abla. Eski VTR'ler bunlar. Vallahi yükselemedim. Hadi keseyim 3 tane adam keselim chat. Kalk 3 tane adam. Aha 4 ay geçti arkadaşlar. Tortumlar efim hoş geldin. Hadi keselim gene 3 tane adam keselim durduk yerde. Gel. Süleyman abi ben yani bir savaş sahnesi gösterseniz bize arkadaşlar bu haçtaki gibi. Çok oldu bittiye geldi ya. Çok oldu bittiye geldi ya. Bu kim lan? Bunlar da iyice kafayı yedi. Tövbeler tövbesi. Ne yapıyorsunuz dayı? Almış eline kazığı. Manyak mısın? Dur bir tarafımıza girecek ya. Aa! Frederick ne haber lan? Senin manete kaçtı mı sana? Odanı yolla o prenses. Evet, ne haber papa? Evet canım, Allah kabul etsin. Ne yaptın? Pamuk mu sardın etrafına? Pamuğu tıkacaklar sana birazdan, bekle. Evet, yala. Gel canım. Tam da kafaya oturdu. Ne yapıyoruz bu an, şu anda? Papacım tövbeler tövbesi. Ne oldu? Biri sünnet minnet mi oldu? Bu ne? Ha? Happy Merry Christmas. Ha göreve geçti tüylü bam ya. Hayırlı olsun canım benim. Kaybetme tacını. Gel. Muhaç ovası. Gene mi döndük dolaştık Muhaç'a geldik yine chat. 3 günde bir Muhaç'a geliyoruz. Gel geldik yine ovaya. Tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer kürkçü dükkanı anasını satayım. Bu yüzünden yeterince yavaşladık zaten. Ağır topları da geride bırakmak zorunda kaldık. Evet. Daha fazla vakit kaybetmek istemiyorum. Bir an önce Viyana kapılarına gitmemiz lazım. Hadi artık dayanalım şu. Ben bıktım bu Viyana kapılarından. Anasını satayım ne Viyana kapısıymış ya. Kimse elinden geleni ardına koymasın. Evet. Hünkârım dün Budin Sarayı'ndan yüklü bir çıkış yapılmış. Kaçan kaçalım. Allah Allah. En geç haftaya Budin'i kuşatır hemen alırız. Hadi inşallah. En geç haftaya da 3 günde alalım usta. Ya oradan şeye gidip Viyana'ya gideceğiz. Sultan Süleyman Muhaç'a yerleşmiş. Zalim ordusu saraya gelmeden hemen buradan çıkmalıyız. Ne oldu oğlum dur daha tacı yere taktın hemen kaçıyor musun yolla. Arşidük Hazretleri hazırlıklarımız tamam. Şimdi bile gidebiliriz. Hadi o zaman gidelim. Viyana'ya yetişmemiz lazım. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Madem tekrardan üstüne Türkçe seslendireceksiniz niye altta Almanca konuşuyorsunuz? Prenslere haber ver çabuk Viyana'da buluşalım. Siliktim aynen amin işkanen işe tagın. Sultan Süleyman Han. Verdiğiniz sözü yerine getirdiğiniz şükranlarımı sunuyorum size halkım adına. Beren YLD. Biraz sakin ol gülüm. Artık sakin olman lazım senin. Aşidik Ferdinand. Galiba yayınlara ilk defa katılıyorsun hayatım benim. Sakin. Hakkı olmayan bir tacı almış ve aylardır Budin Sarayı'nda ülkemizi yönetmekte. Budin'e la işgal altında. Ama Osmanlı'nın geldiğini öğrenince Budin'i terk edecektir. Sizin yüce ordunuza karşı savaşmak güzel olamaz. Evet canım. Ama güzel tacı alıp kaçacaktır. Yanoş Zapolya. Biz sözümüzü yerine getirdik. Tacınız ve tahtınız size iade edilecektir. Bu Zapolya'da gerizekalı Süleyman abi yanlış anlama da çok özür dileyerek sen dedikoduyu bilmiyorsun. Apış arasından kaybetti biliyor musun tacı? Ha? Yattığı yerde bu tacı çaldırdı biliyor musun? Öyle kaybetti tacı. Yeter ki siz de iktidarınıza malik olun.
Malik, duydun mu Malik? Yoksa Malik olacak yeni bir kral tayin etmek kaçınılmaz olacaktır. E sen salak mısın? Zapolyo sana bir tane taş veriyoruz. Apış arandan tacını kaybediyorsun be kardeşim ya. Anladım. Anladım, neyi anladın lan? Anladım diyor bir de. Çok iyi anladım. Anladım, belli anladın. Veriyoruz tacı, iki gün sonra vallahi bile götünden donunu kaptırıyor manyak. Sorumsuz pigme. Bali Bey, bu vazife sizin. Derhal gidin, Viyana'ya varmadan tacı alın ki. Senin kaybettiğini sonra biz almak zorunda kalıyoruz. Şimdi ben bunun tacının peşinde koşmak zorunda mıyız Chet? Tacına döşedim ya. Gel. Vatikan'dakiler ne diyor abi? Sultan. Hah geldi geldi kırmızılar. Ne haber kırmızı donlular? Sultan Süleyman ordusuyla Viyana'ya yürüyecek baba hazretleri. Hı. Muhaç Budin ileriyormuş. Şarklen evet. Desteğinizi istiyor. Ya bu şarkı ya bunu sen de dayı kime destek verir? Sen önce bir kendine destek ver. Şarkeni ve Arşidük Ferdinand'ı daha önce uyarmıştım. Evet. Kutsal tacı kaçırarak, Budin'i işgal ederek hatalı bir siyaset yürüttüler. Evet. Hacemleri boşuna Türklerle savaşa tutuşturmaya çalıştılar. O tacın çalındığı sahneyi çok merak ettim yalnız biliyor musun dayı? Kimse Şarken'e destek vermeyecek. Evet. Olması gereken olur zaten. Nereye gidiyoruz Chet? Aha! Oo dur pusu! Chet çatışma çıkacak Chet! Chet dur dur dur! Dur dur biraz daha gelsin biraz daha! Dur dur sıkma sıkma sıkma! Dur görmedi görmedi! Al al avradını kaçın! Üç kill aldım. Üç kill beş asist. Beş asist. Üç kill beş asist. Üç tane killim var. Bali en son... Sen bir tane benim killimi çaldın yalnız. Bali bir tane benim killimi çaldı. En az üç kill aldım usta. Dördüncü de emin değilim. Bali bir tanesini çaldı. Söyleyeyim yani. Kim var içeride? Sakın boş deme. Artun'um hoş geldin. Bu kim lan? Hay tacına düşeyim. Nasıl kaybettin sen? Zapolyon. Senin yüzünden durduk yerde mermi harcadık ya. Sultan Süleyman'ın Viyana'ya yaklaştığını söylüyorlar. Bu kuşatma... Ya dur kırmızı donla sıçtım sen de akşama kadar. Vallahi bile götüne de giymiş perdeyi manyak mısın nesin ya? Şunun vaziyete bak ya. Ha? Herif götüne perde giymiş Chet ya. Dalga mı geçiyorsunuz? Allah'ını severseniz ya. Bu nasıl bir moda ikonu ya? Şaka bir dur ya. Vallahi ya. Şarılı olursa Hristiyan dünyasının sonu olur. Belki de Luther'in Türklerle savaşmayın sözleri doğru. Eğer rüzgar tersine dönerse Sultan Süleyman'la işbirliğine girebiliriz. Babacım bizim sizinle bir işbirliği gibi bir gayemiz yok ki. Biz sizi de fethedeceğiz. Aramızda kalsın ağzınıza sıçacağız. Hünkârım Macar kralının tacı ele geçirilmiştir. Aldık canım. Zapolyon bir daha kaybetme saçacağım ağzına ha. Yanlış anlama da. Sen kaybediyorsun biz getiriyoruz. Salak mıdır nedir ya? Düzgün bir yere koyuyorum. Çaldırma şunu ya. Vali Bey. Ha. Şimdi bunu al. Budin'e götür. Süleyman abi. Çok özür dilerim. Küfür edeceksiniz anlatıma. Vali Bey, şimdi bunu al. Süleyman abi, ortam gergin ya, şaka yapacaksın zannettim hani neşe olsun diye. Budin'e götür ve Zapolya'ya tak. Al o tacı dürbük, Zapolya'ya tak. Hünkârım, hafıza sığınarak, siz burada bulunurken bana mı düşer bu mesele? Düşer Vali Bey. Zapolyo senin gibi bir Osmanlı yiğidinin ve dahası benim has odabaşımın elinden tacını giyecek. Daha ne olsun? Daha ne olsun, nasıl kendine gelsin o Zapolyo. Biz mi takacağız tacını? Sektörü süngüsün o kadar. Kim oluyor köpek? Onunla mı kıskandın İbrahim? Bizim yola çıkmamız lazım. Evet. Viyana bizi bekler. Mühim işimiz var. Hadi bakalım. Sultan Hazretleri'nin verdiği değeri. Zapolyo bu onlara layık değil. Katılıyorum bu arada. Tacını bir kez kaybetmiş bir kral. Kral olur mu? Katılıyorum bu arada. Tacını kaybeder mi insan ya İbrahim'cim? Macar tahtına
Habsburgları daha iyi tanıyan kuvvetli bir Avrupalı oturmalı. Grit diye bir... Grit'te sen mi oturmaya kalkacaksın bunun oraya? Beyoğlu. Senior Grit'ti. Ha? Sizin aklınızda biri var. Var. Tahta senin mi gözün var? Bir adayın mı var lan? Hı? Kim? Mansur Yavaş mı? Ben de. Kim? Kim? Sen... Kimden bahsediyor mu? Sen o. Kim? Sen misin o? Yalnız bir ince... Grit'ti. Gider ayak bir ince örseledi. Çok beğenmedi seni galiba. Haşmetli İmparatorumuz. Türklere karşı savaşmak için bizden talep ettiğiniz desteği vermeye hazır olduğumuzu bildiririz. Evet canım. Bu kim oğlum? Bunu da keselim. Süleyman abi bunların hepsini artık keselim. Bıktım bunlardan ya. Sağdan soldan tipler. 30 bin piyade ve 2 bin süvari Bohemya'dan. 25 bin asker de Moravya'dan toplandı. Bunlar... Ya ne Moravya'sı? Biz oraya 1000 kişi basarız. Dalga mı geçiyorsun ya? Ve ilaveten Bavyera'dan, Saksonya'dan. Sakson mu? Vesvalya'dan ve Zizelya'dan da birliklerimiz gelecek. Zizelya'yı bilmem ama Saksonya'yı ben basıyorum usta. Fakat... Fakat ne? Vaso! Vasis aynı şalafın. Bu desteğimize karşılık sizin de bizlere destek vereceğinize inanıyoruz. Ne desteği oğlum? Destek veriyoruz. Tacımızı kaptırıyorsunuz diyeceğim de bunlar başka ekip galiba. Ne demek şimdi bu? Türkler kapımıza kadar dayanmışken size nasıl yardım edebilirim? Fena'nın ta kendisi hoş geldin. Lüteryenlere karşı tavrınızı yumuşatmanızı rica ediyoruz. Evet. Ne oldu zamanında artistlik yapıyordunuz şimdi birbirinize mi düştünüz ha? Kafirler! Kafirlere bak nasıl birlik olmaya çalışıyorlar chat. Yıkamayacaksınız lan bizi. İstediğiniz kadar birleşin. Gel, Halil İbrahim sofrasında birleşiyorlar resmen. Gel. Day store. Gülen. Affedin Sultan, ben şimdi toplarım. Bırak şimdi. Toplarsın sonra. Sana diyeceklerim var. Buyurun. Ne? Bunlar sultanım. Gülen. Bana Yakup Efendi'yi getir. Ay Yakup'una düş şimdi. Yakup mu kaldı lan? Ha? Yakup öbür tarafta zebanilere mi cimlik yapıyor artık? Ha? Kendi geleceğini görmeyen bir manyak gibi İbrahim'in geleceğini görmeye kalkıyor. Derhal sultan. Soktular bir tarafına hançeri. Hala vallahi bilir. Yakup mu kaldı? Yakup cici. Tiryakisi ağır tiryakisi ya, müptelası. Hadi çabuk. Vallahi karnım acıktı. Devirme. Şurayı ne zaman görsem karnım acıkıyor chat. Ya siz de bakmayın orada kurbanlı koyun gibi. Hadi ete pilava, hadi. Vallahi billahi ya, ay. Şeker ağam. Ağam, bir emrin mi var? Ya şöyle etin en güzel kibar yerinden... Bolca ayır bana. En ya. Güzel yerinden koyacağım sana. Ağam, Mahidevran Sultanımızın kurban eti bu. Ya sen beni dinlesene. Ayır sana 3-5 kilo. 3-5 kilo. Oldu, danayı vereyim istersen. Dana deyince aklıma düştü. Bu sümbül danası nerede? Chat böyle etrafınızdaki arkadaşları çağrıştıran bazı kelimeler var mı sizde de? Öküz deyince aklıma geldi. Nerede bizim Selami? Gel. Validem, sultanlarım. Istor. Ne yapıyor? Pilav, şey, kavurmalı pilav mı abi? Kurbanları ahaliye dağıttınız mı? Ahaliye dağıttık da Hürrem'e yok mu anasatayım? Hala Hürrem'in mobbing mi uygulanıyor burada chat? Her ihtiyaç sahibine ulaştırdık sultanım. Herkes size ve Mahidevran sultanımıza duacı. Allah onları başımızdan eksik etmesin dediler. Amin. Allah hünkârımızdan razı olsun. Sayesinde yaptırdığımız çeşmelerle çok dua aldım. Bunların da aklı fikri çeşme anasısı. Aklı fikri çeşme. Vallahi billahi. Şu meydana bir tane kütüphane yaptırdın, şeyi yaptırdın ya. Tez vakit. Belediyeye bak ya. Gitti. Zaferle dönerler inşallah. İnşallah canım. İnşallah. Amin. O kadar çeşmeyi vallahi bir akşama kadar abdest alıyoruz. Başka bir şey yaptığımız yok.
yaptı iyice. Ay yürü seni. O neydi lan? Sebacığım hoş geldin. YouTube'dan geldim. Allah razı olsun. O neydi ya? Biz giderken validemiz emanet etti ya Hürrem Sultan'a. O yüzden elini kolunu bağladı. Evet. Bağladı da. Bu sessizlik hiç iyi değil. Fırtına Hakop daha kopacak. Benden söylemesi. Allah bana da öyle geliyor da. Sessizlik şu anki ortama mesela sessiz mi diyorsunuz siz? Gülah. Ben şu anda bile kaos hissediyorum ben. Sultanım. Aha sultanların en masumu. Sultanların en yüce gönlümüzü hoş geldiniz. Ne oluyor burada? Ne oluyor? Benimki oluyor abla şey. Çeşme yaptırdık diye kurbanlık et dağıtıyoruz. Verdiler mi sana da yarım kilo? Kıza bir tane kavurma verin ya. Kıza bir tas kavurma verin versin. Mihriye falan versin. Valide de ne kinciymiş anasını satayım ya. Mahidevran Sultan'ın Aksaray'da ve Balat'ta hayratı açıldı. Aksaray ve Balat'ta mı? Bolca kurbanlar kesildi. Etler kavruldu. Ha. Akşam lokum dağıtılacak. Ya ne lokuması? Allah'tan lokum dağıtmıyorsunuz bir. E bize de verin. Bizim payımız nerede Çet? Şimdi herkes onu konuşuyor. Hı. Ona dua ediyorlar. Öyle mi? Hı. Öyle. Abla peki sen de ona hani misilleme olsun diye 3 tane de hayrat sen açtırt. 3 tane de güzellik merkezi açtırt mesela. Hürrem's Beauty. Ben de hayır yapmak istiyorum. Ha ben de yapmak istiyorum Çet. Hayır yapmak istiyorum. Yani siz kapışırken en azından eğrisi doğrusuna denk gelsin. Halka yarasın bu iş. Sen de mesela hani Beylikdüzü'ye metro yaptırt. Onun yaptıklarından daha büyük ne yaparım? Ne yaparsın? Metrobüs yaptırt. En makbulü kutsal topraklardır. Kutsal topraklar mı? Nasıl? Umre'ye mi gidiyoruz? Mekke'ye Kabe'ye hayır yaparsanız duymayan kalmaz. Aa! Bütün alem herkes size anlatır. Abla ama bir şey söyleyeceğim yani. Yes, doğru. Mekke'ye Dahiye Hatun'um teşekkür ederim. Mekke'ye Kabe'ye şey yaptırtıyorum ayağını kara para aklama. Kara sikke. Kabe? Biliyor musun Kabe nerede? Döndüm Kabe'ye doğru açtım ellerimi. You know? Hatice, bir şeyler ye. İyice zayıf düştün. İyiyim ben validem. Ya zıkkımın kökünü ye, bu da akşama kadar pilatese gidiyor. Evet. Hiç rahat değilim sen orada yalnızken. Gel abla. Validem. Hayırdır? Müsaadenizle. Validem. Herhalde Ezgi hoş geldin. Müsaadeniz olursa Nigar Kalfa'yı tekrar yanımda isterim. Ay Nigar'ın ne düşeyim senin. Dur şimdi ondan sonra kocana kerkiniyor. Ne dedi o kulağına? Olur. Bir hali düzeldi. Eskisi gibi çalışkan. Allah Allah. En azından İbrahim gelene kadar kalsın seninle. İbrahim geldikten sonra geri yolla. İyi olur. Gülfem de rahat eder biraz. Evet. Aşk olsun sultanım. Rosfem de zaten yedek haseki iyice senin vallahi billahi şeyin oldu ya. Dayı duydun mu? Duydum valide. İyice bunun hizmetçisi oldu ya. Aha. Ne lan kıza vermiyorsunuz et? Ha? Bizim de canımız çekti zaten. Acımdan gebereceğim. Mahidevran Sultanım. Çeşmeleriniz hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun Çet, hayırlı uğurlu. Et yok ya, et yok, tranç. Suyu hiç kesilmesin. Valide Sultanım, izniniz olursa ben de hayır işlemek isterim. İşleyelim abla. Hayratın ismini de şey koyalım mı? Nilüfer Çeşmesi. Rahmetlinin adı yaşasın ya. Bir tanesi de şey yapalım, aşk hayratı. Hani atın ismi olarak. Güzeldir bunlar arkadaşlar mesela, ha? Vallahi güzel hareket bence. Nigar Kalfa. Evet lokum da olabilir Çet. Ha? Lokum hayratı. Hazırlığını yap. Anısı var. Ha? Anısı var. Hatice Sultan'ın sarayına gidiyorsun. Nereden çıktı şimdi? Hatice Sultan'ımız kendi istedi. İyi de vakti... Abla orası da sıkıcı ya. Şimdi paşamız yolladı beni. Yokluğunda dönmek olmaz ki. Ben de göndermek istemiyorum aslında. Lakin yapılacak bir şey yok. Orası da sıkıcı ya. Vallahi çok üzülüyorum ben bunu Guya ya. Yarından... Azgın mazgın ama. Tezi yok gideceksin. Hazırlıklarını yap. Allah kahretmesin. Bu Nigo var ya orada. Tövbeler tövbesi şimdi yani beni konuşturmayın da Çet. Bu at meydanına gider Hatice'yi de siker bu. Ay çok özür dilerim Çet artık açık konuştum ama yani bu Nigo azgın değil yani.
Çok azgın. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Hakkınızı helal edin ama. Ne yapacağım ben şimdi? Azgın ya vallahi benim uyanıkken beni rüyalanan bir manyak bu. Özür dilerim Chet. Ya kudurmuş yani abi. Usta. Eren'in neyesi de var? Hünkârımı sağ salim dönsün diye. Azmış kudurmuş manyağın teki arasın. Zamazingo'nun kralı ya seyirci tayfa. Daha ya aygır çeşme. Ne yapacağım ben şimdi? Hünkârımı sağ salim dönsün diye bir adakta bulundun. Evet abla. Ne yapmak istiyorsun söyle. Kutsal topraklara Mekke, Kabe'ye, kervansaraylar, hamamlar, çeşmeler yaptırmak istiyorum. Oo! 5000 euroya şeytan taşlama. Taşın tanesi 100 euro. Tabii ki misaliniz olursa. Ne oldu? Onu da mı kıskandınız? Ne oldu? Demek kutsal topraklar. Evet. Bence bir mahsuru yok. Lakin bunun için Şeyhülislam'dan fikir almamız icap eder. Şeyhülislam mı? Öyle mi? Öyle mi? Neden? Usuller böyle. O caiz görürse ben de müsaade ederim. Görür caiz görür ya. Dur şimdi durduk yerde bak bir şey söyleyeceğim. Ne yapmam lazım? Durduk yerde kaideleri eğip bükmeye kalkmayın. Sakın durduk yerde kızı sılayelemeye kalkmayın. Bak küfür ederim ha. Sümbül'e söyle. Ben de müsaade ederim. Ne yapmam lazım? Sümbül'e söyle. Senin adına bir mektup yazsın hoca efendiye. Yazsın abla. Hayırlı uğurlu olsun o zaman. Yürü. Ne oldu? Ha? Zamazingo. Ben de yaptıracağım. Mekke'ye çeşme yaptıracağım. En çok hayrı ben işleyeceğim. Aramızda kalsın. Validem. Aranız düzeldi mi yoksa? Ne düzelmesi? Giderken elimi koluma bağladı aslan. Herhalde abla ama yani Süleyman abi operasyonu yapmasaydı sen gider var ya Hürrem'i kestirdin ha. Sosyopat. Baksana neler adamış sözde. Sen kimsin de Kabe'ye hayır yapacaksın? Oy! Aaa! Chat bunları iyice yollu. Aaa! Rosfem de kıl kaptı. Valide sen bu işi çok kişiselleştirdin ya. Hiç senin mevkine makamına uymuyor bu işler ya. Mahidevransal bir acemilik bu ya. Yapma gözünü seveyim ya. Bu hususta şer'en caiz olan nedir? Evet. Cevabınızı rica ederim. Yaz canım. Sen de buna niye yazıyorsun? Roz A'yı yazdırsaydın keşke. Hürrem Hazek. Ha gerçi Roz A'nın Arapçası mı yok? Gerçi Şeyhülislam Türkçe de biliyor. Yazdın mı? Yazıyorum sultanım. Yaz abla. Nerede kaldın en son? Sabah erkenden yollarım inşallah. İnşallah canım. Ne vakit gelir cevap? Çok geçmez. Akşama alırız cevabı mektubu. Evet. Abla bunlar yolluyor. Ya nedir anasını satayım? Mekke'ye bir tane hayır işleyelim dedik. Vallahi bile hayırımıza bile karışıyorlar ya. Bunlar çarpılacak ya. Gel abla. Hala toparlanmadın mı sen? Gece vakti gidecek değilim ya Daya Hatun. Fena mı olur? Sabahta işine gücüne bakarsın. Hiç evet. Gitmek istemiyorum. Keşke... O ihtimal aklından çıkar. Sultanımız bilhassa çağırdı. Senin haddine mi reddetmek? Sen de gidiyorsan git lan. Ağzımı şimdi go. Daya Hatun. Nigar Kalfa. Haddini aşma. Bir kez bağışlandın. Bu kez kimse kurtaramaz seni. Evet abla biliyorsun. Saraya hizmet etmek istemiyorsan evlendirip gönderelim seni. Tamam. Evleneceksen git. Tamam Daya Hatun. Sustum. Ay Nigo sen de beni ayrı geriyorsun ya. Vallahi billahi ya. Azmış insandan nefret ederim. Geç. Kudruk. Kudriyaşo. Evet canım. Mehmet ne çağırsak? Birlikte otururuz. Ne lüzumu var? Kim? Abla sen de çocukların arasında da şimdi kutuplaşma yapmayalım ya. Hep beraber çetçim. Hürrem'in evlatlarıyla fazla yüz göz olmayız. Vallahi en son grip olacağım galiba ya. Vallahi ben de en son grip olacağım galiba çetçim. Sen büyük şehzadesin. Ay hep beraber canlarım benim. Ama onlar benim kardeşlerim. God bless you too. Babam onlara destek olmamıştı. Aha bu kim? Amin canlarım benim. Sultanım.
Bir arzunuz var mı? Hep beraber, hep beraber arkadaşlar. Hapşu Yüce Onos. Camdan değil ya, arada öyle tutuyor ya. Arada öyle tutuyor chat. Nigar Kalfa bugün Hatice Sultan'ın sarayına gidecekti. Hı. Şu yeşim taşlı tespihi hazırlat. Giderken götürsün sultanımı. Yeşim taşlı tespih mi? Ben hemen alakadar olurum sultanım. Ana! Defter geldi deme, chat izlenmiş. Yaramikullah abi, o başka bir şey değil mi lan? Allah belanı vermesin senin. Ankara 06 TR. Neydi o arkadaşlar? Neydi o? Yaramikullah değildi o, neydi o? Ne yazmış oğlum bu? Tövbe. Başka bir şeydi bence o ya. O muydu? Yerhamükallah. Hah, Yerhamükallah. Bu da Yerhamükallah yazmış ya. Yerhamükallah. Bu da tövbeler tövbe. Sen başka bir şey yazmışsın. Allah belanı ver. Çarpılacaksın oğlum lan. Oğlum şey yapmayın lan. Vallahi billahi çarpılacak. Sabah bir kalkacak. Alo, defter geldi. Chat. Gel. Aç abla. Bu defteri niye şimdi arkadaşlar? Ezelin Maserati'si hoş geldin canım benim, 5. evimiz kutlu olsun. Bu defteri niye aylar sonra oradan çıkardı bir? Şeyin dedi, zümrüt yüzüğün dediği gibi. Ulan bunun yağmuru var, çamuru var, bilmem nesi var. Altın değil bir şeydi. Defter lan bu, çürümüştür lan orada. Validem, Şeyhülislam Hazretleri bir cariyenin Harameyn-i Şerife'inde hayrat yapması makbul değildir diye yazmış. Harameyn-i Şerife ındı mı? Harameyn-i Şerife ındı. Hazretleri bir cariyenin Harameyn-i Şerife'inde hayrat yapması makbul değildir diye yazmış. Harameyn-i Şerif ındı. Niye hayrat yapması makbul? Ya saçma sapan işler, tövbeler tövbesi ya. Bir an evvel Hürrem'e götür. Ya böyle bir şey olabilir mi chat? Bu nasıl bir şey ya? Bizzat yüzünü oku. Neden makbul olmadığını duysun ki anlasın kim olduğunu. Allah Allah. Allah Allah. Böyle bir şey olabilir mi chat? Derhal validem. Ya bir kere kölelik sistemi zaten yanlış. Hani hiç sorgulamıyor. Pis! Senelim teşekkür ederiz. Pis! Yani Şeyhülislam burada gerçekten insanların köle olmasını sorgulamamış da. Bizim Mekke'de hayrı işlememize mi gerçekten şu anda karşı çıktı? This door? Aa, deli olacağım ya. Dur şimdi, senin de TV'ni sıçarım şimdi ha. TV'nin sırası mı ya? Edicim teşekkür ederim. Hoş geldin balım benim. Ortalık karışmış. Herif Şeyhülislam vallahi bile şey varmış. Abi TV'ni katlıyor ya. Sultanların en zarifi. Gerçi Deniz Boran doğru söylüyor. Arkadaşlar Kur'an'da cariyeli geçiyor bu arada ya. Ha? Bak Kur'an-ı Kerim'de mesela benim arkadaşlar değişik gelen şeylerden bir tanesi mesela cariyelik sistemi. Yani Gül'a. Onunla ilgili mesela arkadaşlar bir şeyiniz var mı? Mesela cariyelik sistemi. Mesela diyor arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de diyor mesela, yani hatta göstermiştim arkadaşlar, gene Nisa suresindeydi galiba Zeynep İşko. Ne oldu? Mesela erkekler diyor, beğendiğiniz cariyelerden 2-3 tane alabilirsiniz diyor mesela. Konuştun mu Yakup Efendi ile? Bir ara onu konuşalım. Bir ara arkadaşlar. Bir ara Kur'an'da geçen o cariyelik sistemini konuşalım. Esra Tuğçe teşekkür ederim. Öyle şeyler yazmayın arkadaşlar. Hiracım bir daha öyle şeyler yazmazsan sevinirim. O tarz yorumlar saygısızlık oluyor. Ne vakit geliyormuş? O tarz yorumlar istemiyoruz arkadaşlar. Emriniz üzerine sabah gitmiştim sultanım. Yani öyle insanların inancına o tarz şeyler yazmak yasak. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Sayiden Ovam teşekkür ederim oğlum. Arkadaşlar ben sadece... Ne vakit? Yani bunun bir açıklaması var mı? Bunun bir efendime söyleyeyim tefsir mi deniyor? Ne der? Yani bunun bir açıklaması var mı? Olayı var mı? Evrensel mi yoksa o dönemle alakalı mı falan filan? İnsanca saygılıca arkadaşlar herkes yorumunu bırakabilir ama... Geliyorum. Saygısızca yorumlar yasak. Emriniz üzerine sabah gitmiştim sultanım. Abi donate attım diye. Yok yok Edicim, estağfurullah. Chat'te bir tanesi şey yazmıştı, ona birazcık şey yap. Ne vakit geliyormuş? Emriniz üzerine sabah gitmiştim sultanım. Hı-hı. Lakin kapı duvar. Sonra kardeşinden öğrendim ki Yakup Efendi ölmüş. Hı-hı. Ölmüş mü? Ay yani hoş geldin. Neden? Evinde ölü bulunmuş. Karnını boydan boya yarmışlar. Abla gün o. Dilini de kesip atmışlar. Olması gereken bu.
Peki bu gerizekalı tekrar söylüyorum. Müneccim hiç mi görmemiş? Allah bilir ne melanete bulaştı. Evet dayıcım anlat abla ha. Sultanım. Dayı Hatun. Valimiz ne buyurdular gene? Şeyh Hülislam İbni Kemal Efendi'ye Kabe'de hayrat yapma hususunda yazdığınız mektubun cevabı geldi. Ha ne diyor İbni Kemal? İbni Kemal de ne hikmetse cevabı bize yollamak yerine sana niye yollamış dayı? Öyle mi? Öyle mi? Ne demiş hemen oku. Niye dayının DM'sine geldi bu iş? Şeyh Hülislam Hazretleri bir cariye kul olduğunuz için bu talebi makbul ve uygun görmemiş. Allah Allah, vallahi billahi kabul edilmediniz. Ne demek bu? Bir köle olarak Mekke ve Medine'de hayır işlemeniz mümkün değil. Evet. Kabul edilmez. Arkadaşlar chatte birbirinizi etiketleyerek cevap vermek yasak. Chatte birbirini etiketleyerek cevap verenlere hemen bir timeout atalım. Şu anda arkadaşlar gerginlik istemiyoruz. Valide bu cevabın geleceğini biliyordu değil mi? Mahsus mektubu yazdırdı bana. Şu anda mevzu o değil yani. Şu onu daha sonra yaparız. Onu daha sonra... Ben söyleyeyim. Sen bir prensessin öyle mi? Ha? Saydenova teşekkür ederim. Onu daha sonra saygılı bir şekilde arkadaşlar... Geleceğini... İnananlar ve inanmayanlar birbirine saygılı bir şekilde arkadaşlar şey yapar. Ne bileyim. Onun muhabbetini daha sonra yaparız. Şu anda değil ama. Yordu değil mi? Mahsus mektubu yazdırdı bana. Dayı Hatun. Aynen öyle arkadaşlar. Herkes yani herkesin inancı kendine. Kimse kimseye, inananlar inanmayanlara, inanmayanlar da inananlara arkadaşlar burada saygısızlık yasak, haram. Direkt tutuklanıyor, ban. Devam, devam. Cansu Türkmen'e hoş geldin. Dayı Hatun. Sen bilirsin. Neyi? Hiç yol yok mu bunun? Ablam ya nedir bir kere, ya vallahi billahi iki tane çeşme yaptıracağız ya. Ancak azat edildiğinizde bunu yapabilirsiniz. Azat mı? Ananın gözü de azadı ya. Bir ihtimal daha var. O da ölmek mi dersin? Evlenmek. Azat mı? Azat edildiğinizde artık kul olmazsınız. Azat edildikten sonra zaten şey de ne derler efendime söyleyeyim. Sen söyle çet. Çeşme de yaptıramayız zaten. O vakit hayır yapabilirsiniz. Arkadaşım azat edildikten sonra kimin parasıyla çeşme yaptıracağız? Azat edildikten sonra kendimize bakamayız. Kim azat edebilir beni? Süleyman abi. Validemiz mi? Ancak hünkârımız böyle bir karar verebilir. Tabii onun yani yetkisi var. Oğlum benim bir yetkim var mı Çet? O sizi hür kılabilir. Tam hürlüğün mesele arkadaşlar. Hürlük nasıl bir mesele başlık altında? Sisteme bak tövbeler tövbesi ya. Ablacığım şimdi dayıcığım nasıl azat etmek yani? Komple mesela bizi buradan gönderiyor mu? Ben o sistemi kabul etmiyorum. Evlilikse okey. Bir azatlığımız eksikti vallahi billahi ya. İlyar Kalfa, canına mı susadın sen? Ne geldin gene? Duydum ki malını mülkünü toplayıp gidiyor musun? Mal mı? Sana ne? Kızma hemen. Sultanım bunu Hatice Sultan'a götürmeni istedi. Evet. Nedir o? Yeşim taşı tesbih. Gerginliği alır, huzur verir derler. Ya vallahi yeşim taşı tesbihini affedersin de yanlış anlama. Yani bir tarafımızı soksak gene de geçmez gibi geldi. Leonis'cim hoş geldin. Bilmiyorum yani chat. Ya bir de güneş patlaması yaşanıyor ya. Yani öyle bir ince bir gerginlik var. Yok değil. Yok değil arkadaşlar. İyi. Koş şuraya. Sonra da çık git. Gözüm görmesin seni. Evet. Ametist daha iyi bu arada demiş. Ano! Ebe geri gerzomat gerizeka. Onu oradan çalar mı peki? Çalar mı? Ananı avradını bu Rorschach kadar vallahi rahmetli Nilüfer böyleydi işte. Rahmet olsun canına Nilüfer böyleydi işte. Çok operasyonel bir hatun ya ben saygı duyuyorum bu karıya ha. Bak bu karı Mahidevran'la çalışmasa var ya üst düzey bir karı ha. Vallahi saygı duyuyorum ben buna. Hadi Mustafa'm hazırlan. Mektep vakti. Şimdi mektepte değil. Babamla İbrahim Paşa ile birlikte savaşta olmalıydım. Ya dur be gerizekalı. Aradan 5 yıl geçti. Bir vallahi bile boy atmadım manyak. Benim boyum olsa da 1.50. Muhaç'ın üstünden 5 yıl geçti. Bir büyüyemedin anı satayım. Seni götüremiyoruz savaşa. Merak etme.
Bir gün gelecek. Bu dünya senin kılıcının sesiyle inleyecek. Abla inşallah. Ben de o konuda destekliyorum. Kahkülsüz manyağı ama. Çadıra girme. Musti. Dünyayı sen yöneteceksin. Çok varım sende Mustafa. Vallahi billahi de. Çadıra girme abla. Sultanım. Ya Mahidevran senin gibi bir loser'a vallahi böyle bir Rosşah yakışmıyor ya. Hani benim bulduğum bir defter vardı ya. Ha? Evet. Nigar Kalfa'nın odasında gördüm. Gizlice aldım hemen. Bak sen Nigar'a. Bak sen Nigar'a da sen ya acemi. Acemi. Onun aldığını biliyordum. Gene kaptıracak bu defteri ben sana söyleyeyim ya. Ne yazıyor acaba içinde? E benimki yazıyor. Ne yazıyor? Kaç ay önce baktırdık yere okuyamadın ya Rusça. Valideyi okutsana lan Rusça biliyor. Valide? Ona ne avradın izlenmiş gelebilir ha. Valide Rusça biliyor chat. O defter ne defteri biliyor musun? O defter Leon'un Hürrem'e yazdığı şeyler. Leon'un Hürrem'e yazdığı dalgıdümen. Yok has bahçede buluşalım, yok haş bahçede buluşalım falan filan. Nedir o elindeki? Rus lisanında yazılmış bir defter. Ana ne avradını vallahi izlenmiş. Kur'an şapsın izlenmiş. Muhtemelen Hürrem'indir. Onunla alakalı sırlar olduğunu düşünüyorum içinde. Ne sırlarıymış bu? Orasını bilmiyorum. Seversin abla Hürrem'in sırlarını, ha? Lakin siz Rusça biliyorsunuz. Çevir. Çevir ben arkamdayım. Okumak ister misiniz? Ana ne avradını vallahi izlenmiş ki. Al ulan. Ya chat. Bir de bu rezil kepazelik sanatısı Leo Efendi'ye kocam diyordunuz lan. Ya bu rezil bir köpek bu ya. Geberdi gitti. Vallahi billahi tahtalı köyü boyladı. Öbür tarafta cayır cayır götünün ağzına kadar yanıyor belli ki. Bizi de burada yakıyor ya. Ya bu ne rezil bir insanmış bu ya. Ya bu ne gerçekten geberdi hala zarar. Ya herifin cesedi zarar. Neyiz doğru? Çorapçı büyük sıçtık. Farkındaysanız bak hayatımıza girdiği günden beri vallahi yüzümüz gülmedi. Deniz Boran yo. Deniz Boran yo. Neyiz doğru? Ha değil yo. Ha Zapolyon bir daha kaptırma lan sen de tacını. Tak. 3 günde bir manyağa taş takıyoruz buna da. Kafadan takıyoruz. Götünden kaybediyor manyak. Gel. Al canım kılıcını da al. Kaybetmeyeceksin değil mi bir daha gerizekalı? 23 Nisan çocuğu gibi oturuyor buraya 3 günde bir. Hayırlı olsun Zapolyon. Al canım. Bu din bir haftada düştü. Heh. Belli ki Süleyman Viyana'yı da almak, kışı orada geçirmek, evet. Sonra da tüm Almanya'yı işgal etmek niyetinde. Düşünsenize chat Almanya'yı işgal ettiğimizi ve şu anda Euro ile maaş aldığımızı düşünsene. Elimizdeki orduyla ona karşı duramayız. 35 bin sikke Euro. Almanya'da kurulu düzenimiz var kuzen. Söz verilen kuvvetlerin bir kısmı... Belki Almanya'da kurulu düzenimiz olur be çetçim ya. Hadi be. Da gelmedi. Durum giderek kötüleşiyor. Ne yapacağız? Ne yapacağız abla? Merak etme Ferdinand. Diğer birlikler de yakında ulaşır. Viyana'da şu anda 72 büyük top. 20 bine yakın piyade. Evet. Ve 2000 süvari hazır bekliyor. Gerizekalı yeter mi? 72 bin büyük top diyor. Topu bir tarafında patlatacağım şimdi. Yeter mi? Yanlarında ise Almanya'nın çeşitli vilayetlerinden gelmiş yürekli, tecrübeli soylular mevcut. Lan neyin yüreği yara affedersin de şimdi dayı yanlış anlama da. Şu anda bu gerginlikle çıkartıp Hürrem'le valideyi senin üstüne salsam seni parçalarlar lan. O ikili sırf o ikili seni parçalar. Ne anlatıyorsun salak? Karılar zaten güneş patlamasından dolayı gergin. Der Kommandant von denen ist. Kumandanları da meşhur Nikolaus von Salm. Evet. Ve yardımcısı Wilhelm von Rogendorf. Wilhelm von Rogendorf. Oğlum sen Borussia Dortmund kadrosunu falan mı sayıyorsun? Ne diyor bu ya? Dayıcım 3 günde 4 ay sonra diyor tak diye hemen geçiyoruz öbür tarafa. Geç baba bu işleri ya. Sakin ol Ferdinand. Evet. Durduracağız. Durduracağız mı? Aramızda kalsın durduracağız. Ya
Süleyman'dan ve ordusundan korkmamıza gerek yok. Rahat ol. Rahat olma. Sizi de bu rahatlık bitirecek de ben sana söyleyeyim. Kerim, Akıncı kullarınız Viyana çevresindeki kasabaları vuruyor. Hı. Diğer öncü birliklerimiz ise hedeflediğimiz kaleleri ve şehirleri tek tek ele geçiriyorlar. Evet bebişim. Wiesengrad, Altenburg, Regensburg, Brunn ve Ensin alındığı haberi geldi. Ersin mi? Ayrıca Vadus şehri ele geçirilip prensi de esir alınmıştır hünkârım. Baliböck, Süleymanböck, İbrahimböck, Tameböck, Çetböck. Hırvatistan ve Slovenya tarafları da hakimiyetimiz altına girmiştir. Peki şey, Azerbaycan seninle seviyorsan durma hadi devam. Oraları da aldınız mı abla? Komoron, Granmera artık bizimdir. O, Beylikdüzü? Âlâ. Âlâ, Maxim âlâ. Hünkârım, lakin malumunuz. Aşırı yağmur ve sellerden mütevellit yolda çok vakit kaybettik. Ya aşırı yağmur, sel var diye Allah'ını seversen dalga mı geçiyorsun ya? Yaptırt iki tane kano geçerim ya. Ağır muhasara toplarını Belgrad'da bırakmak zorunda kaldık. Havalar... Süleyman abi yanlış anlama da at siki yoksa jet siki var. Jet sikiyle geçeriz karşıya. Havalar da soğudu. Anlaşılan o ki kış bu sene erken gelecek. Allah Allah, winter is coming. Bu gidişle Eylül sonunda ancak varırız Viyana'ya. Bütün bunlara rağmen gene de gidecek miyiz? Gidelim gidelim chat, gideriz, bir şey olmaz ya. Soğuk havalara alışkın değil mi? Çet gideriz bence. Soğuk mok bir şey olmaz. Çet kabanlarımızı giyeriz. He? Ponçik ponçik arkadaşlar. Panduf giyeriz ayağımıza da. Ayağımıza çelikten panduflarımızı giyer gideriz ya. Gideceğiz Pargalı. Gideceğiz ki Hristiyan aleminin yüreğine korku salalım. Evet. Şalken görsün. Anlasın ki bu alemde tek bir cihan sultanı var. O da benim. Vallahi billahi Süleyman abi çok pis gaza geldim şu anda. O da benim lan. Yani sensin Süleyman abi, yanlış anlama. Mericim teşekkür ederim canım benim, yüzünüzü güldürü biliyorsam ne mutlu bana. Allah kesene bereket versin, taktım beni. Valide her şeyimi elimden alıyor. Canım Hürremcim benim ya, tek dostum Mihri. Nilüfer, en sevdiğim atım aşk. Şimdi de hayır bulmama engel oluyor. Oh yavru kuşum Mihri, neler yaşıyor anan? Anan neler yaşıyor Mihri? Ama annen bu düzeni değiştirecek yakında. Değiştirsin abla, düzen sistemsel bir değişikliğe gitmemiz lazım. Çünkü sistem yavaş ilerliyor. Evet. Sultanım. Canım ne oldu gene? Zümbi. Ne var, niye geldin? Valide sultanımız sizi çağırmamı buyurdular. Anamın göz kısmı gene bitmiyor onun derdi. Bu ne valideymiş, başımıza bela oldu be. Öyle mi? Neden, bir şey söyledi mi? Hayır. Vallahi billahi çet ya. Oyun oynadı. Ha? Şimdi alay edecek kesin. Git abla, alay değil de. Esma. İhabin diş alayı. Sen Mirman'ın yanında kal. Abla bir Google Translate patlattıysa sıçtık. Bir Google Translate patlattıysa sıçtık chat. Sen de vallahi billahi kaptırdın defteri. Defter şu anda yangın yeri. Ha? Sen ne alaka çıkarmıştın o defteri? Aylar sonra toprağın altından. Defter gitti toprağım. Gel. Allah Allah. Allah Allah da nigomanyak. Nerede bu defter? Bende. Ne yaptın? Ha? Şeytan karı. İblis. Ne yaptın? Yaktın mı lan defteri yoksa? Karada sıkıldı artık, yeter. Sıkıldık artık valide ya. Validem. Ha. Beni çağır. Neruçancım hoş geldin. Beyongyu aşığım. Var mısınız? Yaklaş. Biraz da sen yaklaş. Hayır yapmak hususunda konuşacaksınız değil mi? Hı. Cevabı bildiğiniz halde neden bana mektup yazdırdınız? Evet abla biliyorsun. Alay etmek için mi? Kul olduğumu hatırlatmak için mi? Evet. Mühim bir vaka var. Allahu Ekber. Allah kahretmesin. Ha dil yok. Bunu tanıdın mı? Yok. Allah, toprak'tan
Ya bu gerizekalı bunlar vallahi billahi. Çorap. Ay senin vallahi billahi zebaniler dürtsün seni. Seni zebaniler dürtsün Leo, Leo. Bunun bu kadar gerçekten bizi zarara uğratacağını hiç bilmezdim, beklemezdim Chat. Ferdem, ben izah edeyim. Kes sesini. Bu rezaleti hiçbir şekilde izah edemezsin. Ha. Şey, ben Rusça bilmiyorum. Ne, nece o? Sen mahvoldun Hürrem. Ay vallahi mahvoldu. Allah cezanı vermesin Leo. O lokum senin bir tarafına girsin hakikaten Sayın Nova Leo. Hayatın benim iki dudağımın arasında artık. İki dudak mı? Öpüşelim mi? Nasıl, ne yapacağız şimdi? Sizin biriniz gibi değil. Bebeben. 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 Kes sesini dedim sana. Sus. Her türlü melaneti beklerdim senden. Ay. Ay rezil köpek. Has bahçesine gota gire lao. Lakin bu aklıma bile gelmezdi. Lao. Abla bir şey yapmadı ki ama bu kadın 30 kere sana gitti de. Eksine sıçtığımın eksi seksi. Fotosentezcim hoş geldin. Sen aslanıma ihanet ettin. Onu aldattın. Yok. Asla. Asla never. Almanca'da never ne demek arkadaşlar? Almanca, Balmanca. Bildiğiniz bütün asla her dilde söyleyin. Ben ilk defa görüyorum defteri. Meri. Ben bu defteri ilk defa görüyorum abla. Aynen. Kim? Niemals, niemals. Niemals, das ist niemals. Das ist niemals. Siegte meine Namen, ich kann nicht valide tagen. Ama ihanet ettin. Onu aldattın. Asla. Şimdi beni iyi dinle Hürrem. Niemals ki, ne niemals? Never. Bu defter aslanımın eline geçerse... Geçmez, geçmez. Sadece senin için değil. Ha? Torunlarım için de felaket olur. Yok yok, olmaz olmaz. Ben onları düşünerek sana bir fırsat sunuyorum. Nedir fırsat? Mekke'ye hayrat yaptırmayalım, tamam. Tamam abi, Mekke'ye hayrat yaptırmıyoruz. Güzel. Ne bu? Ne bu? Sen de defteri yakıyorsun. Bir karar vereceksin Hürrem. Nedir karar geliyor Chet? Evlatlarının canını kurtarmak istiyorsan hemen gideceksin buradan. Nereye? Kaybolacaksın. Tam o zaman evlatlarımı öldürün, biz burada kalalım. Kimseler bilmeyecek nerede olduğunu. Nasıl? Nereye gideceğim? Nereye gideceğiz kız? Allah kahretsin. Buradan dönüşü yok. Dizinin finali bu sahne. Uzaklara. Hangi uzaklara? Çok uzaklara. Abla zaten uzaktan geldi. Kurbanı siz getirdiniz oğlum. Kendileri getiriyorlar, sonra kendileri gönderiyorlar. Oğlum ben mi yaptım? Benim bir yetkim var mı Chat? Ama... Ya gideceksin Hürrem? Ya da evlatlarınla birlikte infaz edileceksin. Allah'a Mihri kalsın bari. Tam Mehmet'e falan okeyim. Mihri'ye de bir şey yapıyorlar. Mihri de mi gidiyor? Karar senin. Chat kız evlat olduğu için Mihri gitmiyor. Diğer erkekler gidiyor. Mihri gitmiyor. Mihri kalsın. Mihri'lik bir şey yok. Mihri de mi? Ha siktir. Gitmez ya. Mihri de gittiği için yani şu anda okey değilim. Mihri gitmeseydi okeydim. Allah kahretmiyor. Leo bu sırt kaşıma aletinin üstüne lokumu oturtturup zottur zottur onu senin götüne sokacağım.